Efendim hayırlı akşamlar dileyerek başlıyoruz. Ters kutuplar ile karşınızdayız. Birbirinden değerli dört önemli konum var. Hemen sırasıyla kendilerini takdim edelim. Murat Alan, Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü. Hoş geldiniz. Hayırlı Hoş bulduk. akşamlar Eyvallah. diliyorum. Resul Tosun, 22. dönem milletvekili, değerli yazarlarımızdan biri. Önemli kalemlerden biri. Hoş geldiniz. Estağfurullah. Hayırlı Hoş akşamlar bulduk. diliyorum. Profesör Doktor Recep Seymen, öğretim üyesi. Hoş geldiniz. Hayırlı Sağ akşamlar olun. diliyorum. Teşekkür Yine ederim. Ali Tarakçı, gazeteci yazar arkadaşlarımızdan. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar Teşekkür ederim. diliyorum. Değerli izleyiciler, birçok konuya değineceğiz ama bu konuların başında özellikle yerel yönetimlerle birlikte FETÖ'nün siyasete müdahalesi, ABD'nin Suriye politikası ve kısmen de olsa ve Venezuela ile ilgili bazı başlıklara da değinmiş olacağız. Ben hemen özellikle yerel yönetimler noktasında FETÖ yapılanması, özellikle Türkiye'deki siyasi partilerin üzerindeki aktif olan bir gücü veya gizli gücünden biraz bahsetmemiz gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi veya birçok siyasi parti kendine göre yerel yönetimlerde bir hazırlık yaptı. Ancak yerel yönetimler söz konusu olunca bütün umutlarını yitiren bir FETÖ terör örgütü acaba Türk siyaseti üzerinde özellikle yerel yönetimlerde ne kadar müdahil olabileceği konusu tartışacağız. Özellikle izleyicilerimizden bu akşam bunları paylaşmış olacağız. FETÖ terör örgütünün özellikle Fethullah Gülen denilen zat geçtiğimiz günlerde yine kripto açıklamalarıyla birlikte siyasete müdahale üzerindeki şifreleriyle birilerine mesajlar vermeye çalıştı. Cumhuriyet Halk Partisi veya ittifakı bunun içerisinde acaba buna meyilli bir yapılanması var mı? Sözü size vererek başlayalım, buyurun. Valla buna ilişkin bir yapılanması var mı ya da ne kadar var dersek, bundan 3-5 program önce İyi Partili bir konuğumuz vardı burada. Genel Başkan Yardımcılarından biriydi. Evet, tartışmıştık. Onunla konuşurken de ben şunu söylemiştim. Varsa buna ilişkin bir delili Adalet Bakanlığı kanalıyla, Türk hukuk sistemi vasıtasıyla Cumhuriyet Savcıları bulmalı. Bu ve FETÖ ve türevlerinin İyi Parti ile, hani açıktan isim de veriyorum, İyi Parti ile ya da CHP ile ittifakı var mı, onları yönlendiriyor mu, bulup çıkarmalı. Onun dışında da işte imalar yoluyla şunun kasedi olabilir, bunun şeyi olabilir, bunun dosyası olabilir demek, açıktan bir kanıt yoksa çok da bence şey yapılması gereken bir durum değil. Ama genel manada şöyle düşünün, işte Siirt, Pervari, Bal Kooperatifini dahi etkilemeye dönük bir eylemde bulunabilen bir örgüt, oraya dahi bir adamını koyan bir örgüt, bir mahalle muhtarının üzerinde dahi tesir oluşturmak için aktif düzeyde hareket eden bilen bir örgütün yerel siyasette de, yerel seçimlerde de, belediyelerde de etkili olmaması ya da onlar üzerinde belirleyici olmaya çalışmaması mantıksız olur. Ama doğrudan şunun şununla ilişkisi vardır diyemem. Peki şöyle Ama bir süreç var. İsterseniz onu da ifade edelim. İzleyicilerimiz açısından da o önemli. Son zamanlarda yerel yönetimlerde biliyorsunuz yaklaşırken özellikle FETÖ taraftarları Cumhuriyet Halk Partisi'ne veya İyi Parti'ye destek turları noktasından mahalleden tutun ilçeden ile kadar doğrudur. birçok çalışması var. Buna bir bütün olarak bakılamaz Doğrudur. Bu eşyanın tabiatına uygun bir şey. mı? Şöyle düşünün, iktidarı devirme odaklı bir girişimseniz, baş düşmanınız kimse, onun karşısında yer alan partiye elbette destek vereceksiniz. Elbette onun için oy isteyeceksiniz. Burada 2012'deki referandumu hatırlayın. O zaman çalışıyordu da şimdi niye çalışmıyor? Olabilir. Ben bunlar diyorum ya, bana göre konuşulması gereken şey açık, net, somut bir delil varsa Cumhuriyet Savcılıkları bunun için var. Kim kimle nasıl, bu ülkenin Milli İstihbarat Teşkilatı var. O Milli İstihbarat Teşkilatı buna uygun elbette hareket edecektir, tavır alacaktır. Ama onun dışında az önce söylediğim gibi yerel yönetimler çok büyük bir rant pastası. Hani bunu hırsızlık olarak algılamayın sadece. Ciddi bir paranın döndüğü yer. Elbette orada FETÖ tesirli olmak isteyecektir. Ama ciddi anlamda operasyonel gücü var mı derseniz yok. Bana göre şöyle bir ilişki var hepsinin arasında. Şeyde polis akademisinde öğretilen bir ifade vardır. Terörde amaç ittifakı derler. Yani terör bugün bakıp dönüp baktığımızda DAEŞ'in PKK ile bir ilişkisi olabilir mi mantıken? Yok ama var.
Sahada görüyoruz bunun yansımasını, ittifakı. Esed şeyle YPG ile mantıken ittifak kurabilir mi? Kürtlerin kimliği vermeyen bir örgütten bahsediyoruz. Yaşamak devletten bahsediyoruz biz. Ama kuruyor. Ne? Bu aynen hani o klasik polis akademisindeki ifade gibi. Terörde amaç ittifakı. Bir amaca, bir hedefe odaklandılarsa, düşman ortaksa, geçici de olsa kendi aralarında sulh ilan edebiliyorlar. Ya da aynı hedefe doğru yönlenebiliyorlar. Bunu elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nin İyi Parti'yi terörde amaç ittifakının terör kısmına koymuyorum. Ama bir amaç ittifakı varsa legali de, illegali de oraya doğru çalışıyor. Hı hı. Burada bunu görmek lazım. Çok teşekkür ediyorum. Evet, önemli yazarlarımızdan biri Sayın Resul Tosun. Bu bahsettiğimiz konu ve başlıklara değinecek olursak uzun yılların bir deneyimi, siyaseti ve kalemi olarak da sizlere sormak isteriz. FETÖ dediğimiz kripto yapılanma ve örgüt yapılanması bu yerel yönetimler üzerinde etki gücünü tam manasıyla kullanacak mı veya kullanmaya başladı mı? Teşekkür ederim. Şimdi aslında 15 Temmuz'dan sonra, daha ilerisine de gidebiliriz, 2011'den bu yana FETÖ ile ilgili devlet ciddi tedbirler almakta ve tasfiye operasyonları düzenlemekte. Hala bugün bile biliyorsunuz bazı illerde FETÖ ile ilintili, bağlantılı olduğu iddiasıyla, gerekçesiyle tutuklamalar vuku buluyor. Genelde FETÖ örgütü Türkiye'de çökertilmiştir. Fakat FETÖ sadece aktif üyesi bulunan bir örgüt olmanın ötesinde, hani geçmişte tabanı ibadet, ortası ticaret, yukarısı efendim menfaat diye tasnif edilen bu büyük kitlenin, aslında biz bugün aldıkları bu yenilgiye rağmen, 15 Temmuz'dan bu yana devletin doğrudan bu örgütü çökertmeye yönelik icraatlarına rağmen hiçbirinde bir pişmanlık eseri görmüyoruz. Tam tersine sanki yeni bir umutlar, vaatler verilmişçesine mahkemelerde de cesaretle ve hala itirafçı olanları da biliyorsunuz ikna etme kapasiteleri var ve halen Adalet Bakanlığı içerisinde bile dahi cezaevlerinde bu gücü kullanabiliyor. Ve başlangıçta şu söyleniyordu iyimser olunarak. Yani biz sadece bu darbe teşebbüsüne alet olan o üst düzeydeki darbeye doğrudan müdahil olanlara FETÖ örgütü yahut da onlar yanlış yapmıştır diyorduk. Ama aşağısı işte masum insanlar, ibadet tabanı deniyordu. Ama bugün gördüğümüz kadarıyla o ibadet tabanı denilen, gönül bağıyla bağlı olduğunu söyleyen kesim bile hala FETÖ'yü desteklemekte ve o istikamette, o gelen subliminal mesajlarla olsun ve başka amaçlarla olsun, gerekse Murat Bey'in ifade ettiği gibi amaç ittifakı bağlamında olsun, maalesef örgütün halen aktif olarak çalışma kararlılığında olduğunu görüyoruz. Açık olarak FETÖ diyerek çalışma cesaretleri elbette ki yok. Önünde artık FETÖ tescilli bir terör örgütü olduğu için o örgüte yahut da o cemaate bağlı olduklarını kimse söylemiyor. Ama hem teşkilatlara sızma, hem bir takım siyasi faaliyetlerin içinde bulunma gibi eylemlerin içinde bulunabilirler. Ben aslında onların çok o kadar başarılı olacağı kanaatinde değilim. Yani büyük bir şey kaybettiler, taban kaybettiler. Fakat asıl yani bu yerel seçimlerde korkulması gereken şu. Belki hedef olarak CHP'siyle, İYİ Partisi'yle yahut da FETÖ'süyle, HDP'siyle aynı hedefe atış yapmıyorlar. Ama amaç olarak karşı tarafı kazandırmama ilkesine yönelik bir seçim çalışmasıyla ve seçimlerden önce de daha listeler askıdayken seçimlere gölge düşürecek, YSK'yı suçlamaktan tutun, efendim sahte seçmenlere varıncaya kadar, dikkat etsene geçen haftaya kadar YSK üzerinden ve seçmen listeleri üzerinden, bence ben yazıma öyle başlık atmıştım, hezimete şimdiden gerekçe hazırlarcasına seçimin meşruiyetine gölge düşürecek bir propaganda
vardı ve hala devam ediyor. Biliyorsunuz Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı bile evvelki gün 5000 tane mi 500 tane mi sandık sonuçları YSK'ya gelmedi diye bir laf etti. YSK hemen anında yalanladı. Ama buradan şu sonucu çıkarabilir miyiz diye sormadan edemiyorum. Şimdi dikkat edin. Venezuela'da Mayıs ayında bir seçim yapıldı. Maduro %68 bir oyla başkan seçildi. O günden beri seçimin meşruiyeti tartışılıyordu. Bir hafta önce Maduro yemin edip başkanlığını ilan edince de muhalefet lideri kalktı. Seçim gayrimeşrudur. Başkan da başkan değildir. Ben geçiş tanımıyorum dedi. Tanımıyorum ve geçiş dönemi, intikal dönemi olarak başkanlığı ben üstleniyorum diye bir açıklama yaptı. Bunun üzerine bir saat sonra Amerika tamam dediler, biz Maduro'yu kabul etmiyoruz. Muhalefet lideri geçiş başkanıdır. Başkandır, geçici başkandır. Hadi Güney Afrika, Güney Amerika ülkelerine bir şey diyemiyorum. Bunlar zaten Amerika'nın güdümünde ülkeler. Onlar da Amerika ile birlikte seçim meşru değildir, Maduro başkan değildir dedi. Fakat Karibimize giden, bize demokrasi, insan hakları, özgürlükler dersi vermeye kalkışan Avrupa Birliği de aynı şekilde şey yaptı. Ve bugün İngiltere 5 gün mü 8 gün mü Murat Bey mühlet verdiler Maduro'ya. Tabii 8 gün. 8 gün mü 5 gün mü 8 gün içinde eğer seçim kararı almazsanız biz de Amerika ile birlikte hareket edeceğiz diye. Altında. İngiltere gibi demokrasinin beşiği olan bir ülkede sandıktan çıkmış, sandıktan çıkmış bir başkanın meşruiyetini tartışmayı bırakın artık kabul etmedi. Ama şunu unutmayın Resul Bey, daha önemli bir husus var. Burada onu da unutmayalım. Obama'nın başkanlığı döneminde biliyorsunuz Sayın Ahmet Davutoğlu ile ilgili yapılan açıklamalar vardı. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımıza doğrudan tanımama noktasındaki girişimlerini biliyorsunuz. Yani oraya geleceğim. Oradan... Şimdi bu yerel seçimlere bunun yansıması nasıl olacak? Şimdi daha seçmen listelere askıdayken seçimin meşruiyetine gölge düşürecek tartışmaları muhalefet başlattı. Ve bugün hala devam ediyor. Ben bu olmaz mı diye soruyorum. Yarın AK Parti oylarında bir gerileme görüldüğü takdirde acaba muhalefet de kalkıp artık bu başkanın meşruiyeti kalmamıştır dediği takdirde demokrasi diyen Avrupa Birliği'nin Venezuela'ya karşı tavrını gördük. Demokrasinin beşiği dediğimiz İngiltere'nin tavrını gördük. Amerika'yı saymaya gerek yok. Artık Trump eskiler yani mesaj veriyordu. Adam açıktan söylüyor. Suudi Kralı'na ben olmasam 15 gün oturamazsın diyor. Türkiye'ye ben ekonomik olarak çökerteceğim diye açıktan tehdit ediyor. Maduro'ya sen başkan değilsin diyor. Yani bir bağımsız bir ülkenin iç işlerine doğrudan bu şekilde darbe yaparcasına. Şimdi bu noktada ben FETÖ terör örgütünün ve maalesef şu anda propaganda ismini vermeyeceğim. Başkan adaylığı belli olan bir muhalif partinin söylediği şu. Karşısındaki rakibine yani ben belediye başkanı seçilirsem şu hizmetler getireceğim demiyor. AK Parti'yi kazandırmayacağız diyor. Seçtirmeyeceğiz. Tam oraya değinecektim. Şimdi aynı propagandayı biliyorsunuz başkan yaptırmayacağız diye HDP 2014'te başlatmıştı. CHP aynı şeyi söylüyor. Şimdi başkan yaptırmayacağızdan seçtirmeyeceğiz. Ondan da ileri giderek kazandırmayacağız. Peki. Yani AK Parti'yi kazandırmayacağız. Bunun peşinden gelecek olan 31 Mart akşamı eğer Allah korusun AK Parti'nin oylarında düşüş olursa Venezuela örneğinin Türkiye'ye uygulanmaması için devreye girecek herhalde. Girebilir. Peki. Dolayısıyla yani belki birlikte o partilerle FETÖ üyeleri hareket etmiyor olabilirler. Ama muhalif adayların ve muhalif partilerin kazandırtmayacağız. Seçtirtmeyeceğiz sloganı bence bir yerel seçim sloganı değil. Genel seçime, iktidara. Dolayısıyla yani
Cumhur İttifakı'nın beka meselesi derken bence bunu hesaba katmak gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Tarakçı'ya döneceğim. Sayın Tarakçı, özellikle Sayın Tosun çok özel aslında, biraz profili genişten aldı ama önemli bir hafızayı beşeri de tazelememizde fayda var. Yurtta Sulh Konseyi vesairesi, Yurtta Sulh Cihanda Sulh ilkesiyle birlikte bir parti kuruldu. O partinin sözleri manidar mıydı, değil miydi? Arkasından da bahar gelecek, güzel şeyler olacak bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylemleri vardı. Seni de başkan seçtirmeyeceğiz denilen bir HDP vardı. Yine buna bağlı olan marjinal veya diğer siyasi partilerde doğrudan Cumhurbaşkanı'nı hedef gösterecek şekilde sana burayı dar edeceğiz diyen mesajlar vardı. Bunlar tesadüfen midir, yoksa Pensilvanya'nın gerçekten talimatları doğrusunda mıydı? Yerel yönetimlerde böyle bir süreç aktif olarak da kullanılacak mı? Şimdi öncelikle bir tespit yapmak istiyorum. Yani buyurun. Bir şeyin adını koyarken daha doğru olacağını düşünüyorum. Hı hı. Bir kere 1923 yılında Türkiye'de yeni bir devlet kuruldu. 1921'de yeni bir meclis vardı. Osmanlı Memlusan Meclisi'nin devamı olan Ankara Meclisi 1923'te feshedildi ve yerine yeni bir meclis oluşturuldu. Bu meclisin tamamı atamayla gelen bir meclistir. Ortalıkta bir seçim falan da yoktur. Ve doğal olarak o gün bir devlet kuruldu. Her yeni kurulan devlet kendi sınıfını, yani zenginliği yaratıyor. Yaratırken kendi ideolojisini kuruyor, kendi anayasasını yapıyor ve kendi bürokrasisini kuruyor. Aslında baktığınızda bu yeni kurulan aynı zamanda Osmanlı bürokrasisinin asker ve devlet bürokrasisinin de devamı olan bir devlet. Yoksa uzaydan falan gelmedi. 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetici kadroları da Osmanlı Devleti'nin yönetici kadrolarıydı. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Her kurulan yeni devletin bir zengini oluşuyor. Aynı zamanda yönetici bir sınıfı oluşuyor. Bir de partisi oluşuyor. Şimdi o gün baktığınızda bu Cumhuriyet Halk Partisi direkt olarak. Ve ideolojisi de Kemalizm. Yani Kemalist bir ideoloji. Sonra 2001 yılında AK Parti iktidar oldu. Ve AK Parti yaklaşık 17 yıl içerisinde, şunu da hepimiz biliyoruz ki, aslında yeni bir devlet inşa ediyor. Bu yeni devletin adını çok açık bir şekilde, yani var olan 100 yıllık cumhuriyetin içerisinde, ama buna demokratik bir cumhuriyet dedi. Ama daha sonra farklı tanımlamalarla başka bir yere geldi. Özellikle 17-25 Aralık, 15 Temmuz darbe girişimi, başka darbe girişimleri de bunun içerisinde, E-Muhtıra'dan tutun da Ergonokon, Balyoz darbe girişimleri de dahil olmak üzere bakıldığında, yani eski devletin demokratik bir devlete dönüştürülme sürecinde de AK Parti ve Erdoğan çok açık bir şekilde darbe girişimlerine muzdarip kaldı. Ya darbe girişimleriyle maruz kaldı. Maruz kaldı. Şimdi bunun ardından ne oldu şu an? Ne var? Bir, AK Parti'nin çok açık bir şekilde kendi zenginliğini yarattı. Kendi bürokrasisi var. Nedir zenginliği? Çok kendi sınıfını yarattı. Yani bugün baktığınızda son 16-17 yılda kendi yaratılmış bir zengin sınıfı var. Çok açık bir şekilde. Bunu parti içerisinde tartışmaları yapıyor. Bunu kamuoyunun nezdinde de görmek. Bunu tuhaf görmüyorum. Yani her yeni devlette olabilecek bir şey bu. Başka ne oldu? Aynı zamanda belki şey yapmıyor ama bir taraftan da Erdoğan liderliği yüceltirken bir taraftan da Erdoğanizm yaratılıyor aslında hızlı bir şekilde. Çünkü yeni bir devletin bunlara ihtiyacı, külte ihtiyacı. Erdoğanizme inanıyor musunuz? Böyle ben bir şey var mı? Ben inanmadığımı söylemiyorum. Bir tespit yapıyorum. Bir şey söylüyorum. Yani genel niye buraya geleceğim şu açıdan. Ve doğal olarak bugün Türkiye'de çok açık bir şekilde AK Parti devletin ta kendisi. Ve bu devletin de açık bir şekilde Erdoğan lideri ve başındaki bulunan kişi. Şimdi burada ne yaşanıyor, ne tartışma, ne doğal olarak muhalefet, yani dün FETÖ dediğiniz 15 Temmuz darbe girişiminde 17-25 Aralık'ta bizzat AK Parti iktidarına karşı, Erdoğan'a karşı darbe girişiminde bulunan Fethullah Gülen terör örgütü çok açık bir şekilde AK Parti ile 2001'den itibaren de zımbi bir koalisyon kurdu, anlaşma kurdu. Bu koalisyon ne zaman bitti? 17-25 Aralık. Yani polis darbe girişimi, hukuk darbe girişimiyle öncesi beraber MİT krizi ve onun öncesi. Yani ben direkt olarak 17-25 yani bunun şeyi, ardından 15 Temmuz askeri 2011'den itibaren FETÖ AK Parti'ye cephe almış. Yani aldı ama
Ya aldı da AK Parti komple bir cephe... Şunu söyleyeceğim. Bu. AK Parti komple bir cephe aldı mı? Hayır, almadı. Bravo, şimdi bravo, bir kere bravo, tartışmayı... Bravo. Niye almadı? Biz hem AK Parti'nin MYK düzeyinde, hem bakan düzeyinde, hem genel başkan yardımcısı düzeyinde hangi açıklamaları yaptığını 2015 yılına kadar biliyoruz. Yani burada FETÖ'ye karşı çok açık tavır alan aslında Erdoğan. Ta o zaman da yazmıştım. Erdoğan bu konuda yalnızlaştırılmış bir liderdir, adamdır diye. Şimdi bunu niye anlatıyorsun? Bunu şunun için anlatıyorum. Bir ülkede devlet oluyorsanız ve partiniz de parti devletine doğru dönüştürüyorsanız ve doğal olarak muhalefet de sizi iktidardan seçimlerle indirmek için çaba sarf eder. Geniş koalisyonlar kurar. Dünyanın her yerinde böyle olur bu iş. Başka türlü de olmaz. Yani 2014 yerel seçimlerinde Türkiye'nin değişik yerlerinde AK Parti'den belediye başkan adayı olanlar FETÖ'yle gidip doğal olarak onun oyunu almak isteyen belediye başkanları da vardı. Bu anlaşılabilir bir şey, anlatabiliyor muyum? Yani Erdoğan bizzat FETÖ'ye karşı mücadele yürütürken 17-25 Aralık sonrasında aynı zamanda belediye başkanları düzeyinde, aynı zamanda bakanlar düzeyinde, aynı zamanda parti içerisinde yöneticilerine kadar da yine hatta belediye başkanlarına kadar bir laf söyletmiyorlardı FETÖ'ye de. Aynı zamanda böyle de bir tarihsel gerçekliğimiz vardı. Bravo. Şimdi buradan yola çıkarak şunun için ifade ediyorum. Şimdi bir seçime gidiyoruz. Doğal olarak Erdoğan'dan, ekonomik politikalarından, siyasal politikalarından rahatsız olan bir muhalefet var. Rahatsız olan bir toplumsal kesim var. Sayın Erdoğan %52.6 oy aldı ve doğal olarak ondan da rahatsız olan yaklaşık olarak 47.4 civarında da bir şey var. Söyleyin. Rahatsız bir seçmen. Yani toplum aşağı yukarı yarı yarıya bir muhalif grubun mevcut bir siyasal iktidarı seçimle indirmek istemesi kadar demokratik bir hak olamaz. Evet. Bu demokratik hakka bunu talep eden, bununla ilgili koalisyon kuran bir muhalefete siz FETÖ'cüsünüz, siz bilmem necisiniz demek de affedersiniz ama ayıptır yani, anlatabiliyor muyum? Yani bizzat 2014'e kadar öyle ya da böyle FETÖ ile koalisyon kurmuş bir AK Parti için bu nasıl söylenemeyecekse ki o günkü tarihsel gerçekliği içinde anlaşılabilir bir şeydir bu. Bugün FETÖ'nün yayın kuruluşlarına sahip olmak vesairesi, onlara destek olmak. Siz katılmayabilirsiniz beyefendi. Ben katılmamanız için söylemiyorum. Koalisyon ifadesine katılmıyorum, sonra konuşacağım. Yani katılmayabilirsiniz ama bir koalisyondur fiili olarak. Yani hiç kim neyi söylerse söylesin. Yani bugün Hakan Şükür nerede yaşıyor? Yurt dışında. Kim Hakan Şükür'ün milletvekili? Ben mi yaptım milletvekili? Yani en basit açısından söylüyorum. Diğerlerini saymıyorum. Şimdi bunu belediye başkanları da keza, yani metal yorgunluğu adı altında görevden alınan, istifa ettirilen belediye başkanları da FETÖ'cü ilişkilerden dolayı istifa ettirilmedi mi? Yani çok açıkça konuşmak gerekiyorsa. Şimdi buradan yola çıkarak bu yerel seçimler neyi ifade ediyor? Muhalefet için çok açık ve net bir şekilde AK Parti'ye karşı bir referandum gibi bakılıyor. Yani o muhalefetin daha yüksek bir oy alması, AK Parti'nin daha düşük bir oy alması. Millet ne olarak bakıyor? Millet gerçekten bunu AK Parti iktidarına bir referandum gibi mi bakacak? Yani muhalefetin baktığı gibi mi bakıyor? Peki siyasi partilerin kullandığı sözlere hiçbir şekilde manidar bakın ben bakılmaması mı gerekiyor? Ben bu iktidar içinde onları hiç konuşmuyorum. Bakın ben bir seçimin mantığı üzerine. Şimdi şöyle bir şey konuşabiliriz bunu. Deriz ki muhalefetin kullandığında iktidarın kullandığı dili konuşuruz. O ayrı bir tartışma konusu olur. Ama muhalefetin mevcut bir iktidarın yerel seçimlere giderken atıyorum Türkiye genelinde büyük şehirlerde dahil olmak üzere AK Parti 16-17 yıldır iktidar olan bir siyasi partinin elindeki büyük yerleri almak için işbirliği yapması kadar doğal bir şey olamaz. Aynı zamanda AK Parti'nin de mevcut elindeki yerleri Cumhur İttifakı etrafında MHP ile koalisyon yapması, fiili olarak işbirliği yapması, buna ne adına verilirse verilsin fiili olarak koalisyondur bu. Ve bunu yapması da doğal bir şeydir. Yani her iki yapının da bir yerel yönetimlerde iktidar olma çabaları demokratik bir çabadır ve anlaşılabilir bir şeydir. Bunu FETÖ ile, PKK ile küçültmek, aşağılamak, aşağılayıcı bir dil kullanmak doğru bir dil değildir. Yani böyle dediğimizde atıyorum Türkiye genelinde belediye başkanları muhalefet tarafından Ankara'dan İstanbul'a, Antalya'sına kadar, İzmir'ine kadar seçildiğinde FETÖ ile işbirliği yaparak seçilmiş belediye başkanları mı diyeceğiz? Yani onun için Hayır şuraya da bir cevap arayalım. İzleyicilerimiz de o anlamda belki daha iyi kavrayabilirler konuyu. FETÖ terör örgütü tescillenmiş, biliniyor da 17-25 Aralık sonrası faaliyetlerini biliniyor vesairesi. Yayın kuruluşlarından tutun bütün cemaat yapılanmasına kadar buna fiilen destek olan siyasi partiler vardı.
Şimdi buna hiçbir şekilde olumsuz bakılması şimdi, gerekmez mi? Yani bu... Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bakın çok pratik. Devleti Türkiye'de 17 yıldır AK Parti yönetiyor. Muhalefet yönetmiyor. Ama devlet diyor ki... bitireceğim peki. Bakın. Bir vatandaşın temel olayı iktidarda olmayan bir siyasi hareket üzerinden eleştiri kurmak değildir. O ancak şöyle bir eleştiri. Muhalefet yetersizdir, anlamlı muhalefet yapmıyordur, demokratik bir muhalefet yapmıyordur diye eleştirebilirsiniz. Bu ayrı bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? Ama iktidar olan AK Parti, bir gazetecinin, bir vatandaşın, bir siyasetle uğraşan herhangi sıradan bir insanın iktidar üzerinden okuma yapar, muhalefet üzerinden okuma yapmaz. Çünkü ben hayatımda bir gazeteci olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak, 81 milyondan bir tane hissedarı olarak ben iktidarın aldığı kararlarla hayatım daha yüksek kaliteye ulaşabiliyor. Yaşam kalitesi itibariyle demokratik bir ortam itibariyle ya da aldığı yanlış kararlarla hayatım ekonomik olarak kötüye gidebiliyor. İşim kötüye gidebiliyor. Yani bir bütün olarak etkileniyorum. Ve ben bu etkilenmeden dolayı eleştireceğim tek bir yer var. İktidar. Yanlış politika yürütüyorsun. Bu pencereden bakmak lazım. Şimdi geleceğim. Son söz olarak şunu anlatmaya söylüyorum. AK Parti sonuçta belediye başkan adaylarını belirledi. İşte Cumhuriyet Halk Parti'nin çok az bir yeri kaldı. Büyük bir ihtimalle pazar günü yarın açıklayacak. İktidar olduğu yerlerde İstanbul'da 14 ilçe birini açıkladı. 13 ilçede büyük ihtimalle 7 Şubat'a bırakacak bir aksilik olmazsa. Bu birkaç yerde de böyle yarın gerçekleşecek. Yarın açıklanmıyor mu? Yok, hepsi birden açıklanmayacak. Aldığım bilgi açısından söylüyorum. Şimdi sorun şu. AK Parti'nin belirlediği adaylar arasında Pensilvanya'ya gidip FETÖ'yü ziyaret eden 2014 sonrası için söylüyorum. Belediye başkan adayları var. Bu yetmez. Aynı zamanda öğretim üniversitelere atanan rektörler var. Bununla ilgili ya FETÖ'den gözaltına alınmış, serbest bırakılmış, FETÖ'cü olduğu açık açık bilinen insanlar var. Şimdi burada muhalefeti mi suçlayacağız biz? Ey muhalefet, FETÖ'cülerle işbirliği yapıyorsun. Hep FETÖ terör örgütü umacı olarak anlatılıyor ve konuşuluyor. Devlete nasıl sızdı? Yani devletin mi ona ele geçirmiş, o mu devlete ele geçirmiş? O apayrı bir tartışma konusu, o da tartışılacak bir konu. Ama kısacası buradaki tüm eleştiri meselesi FETÖ'de dahil olmak üzere, tüm terör odakları da dahil olmak üzere. Çünkü iktidarla hesapları var, devletle hesapları var bunların. Ve muhalefetin de ben FETÖ ile açık açık işbirliği yapacak bir konumda olduğunu da düşünmüyorum. Olmaz da ayrıca. Çünkü olmaz neden olmaz? Diyorsunuz. Niye olsun ki? Yani gerizekalı mı muhalefet? Gerizekalı. Ama şunu düşünün. Ben yerelde 2014 yılında İstanbul'da AK Partili belediye başkanlarından tutun, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adaylarına kadar kendi yerelinde FETÖ o ilçedeki FETÖ'cü adamlarla görüştüklerini biliyorum. Niye? 300, 500, 1000 oyunu almak için çaba ser. Sorun şu. Şimdi bu adamlar hala Türkiye'de yaşıyorlar mı? Yaşıyorlar. Oyları var mı? Var. Oy kullanacaklar mı? Kullanacaklar. Oy kullanırken %1 ile %2 ile belediye başkanlıklarının belirleneceği yerde belediye başkan adayları gidip görüşürler mi? Vallahi de billahi de görüşürler. Peki. Niye sen yazmıyorsunuz bunu? Siz herhalde bir yazıyorum notunuz canım. Vardı. Niye gazetenizde niye yazmıyorsunuz? Canım, hangi hocam sizin herhalde bir notunuz vardı. Ben hocam da konuşsun da ben hep. Peki. Diyorsun ya kaynağın olsun. Yeterin bize biz yazalım. Ben ilk defa söylüyorum. Ziyaret ediyorsa. Akit TV'ye teşekkür ediyorum bizlere bu fırsatı verdiği için. Güzel. Saygıdeğer seyircilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah bizler için harcadıkları vakit boşa gitmez. Şimdi AK Parti'nin kendini bırakıp diğer yapıları FETÖ'cülükle suçlaması bence asrın komedisidir. Neden? Yani arz edeyim. Hı-hı. Arz edeyim. Şimdi Türkiye'de önceden seçim kazanmak iktidar olmak için yeterli değildi. Malumunuz. Yani milletin desteğini çoğunluğunu alıyorsunuz. Bu iktidar olmak için yeterli değildi. Vesayet odakları vardı. Amerika'nın eski vesayet odakları. Amerika'nın eski vesayet odakları Türkiye'deki işte 28 Şubatçılar, onların türevleri AK Parti'nin millet icazet vermesine rağmen iktidar olmasını engellemeye çalıştılar. AK Parti bunu aşabilmek için, bu engeli aşabilmek için Amerika'nın yeni vesayet odağı FETÖ ile işbirliği yaptı ve yapmak zorunda kaldı. FETÖ tabi enayi değil. AK Parti'yi iktidara getirecek de istediklerini
empoze etmeyecek değil. Adeta işin başında FETÖ AK Parti koalisyonu oluştu. Ha, AK Partililer şunu da söylüyorlar. Efendim, eskiden diğer partilerin şeyi varmış da, bağlantısı varmış da AK Parti'nin yokmuş. Yani AK Parti iktidara gelmeden önce. Milli Selamet Partisi'ni, Refah Partisi'ni kastederek. Doğru. Milli Selamet Partisi'nin, Refah Partisi'nin, rahmetli Erbakan'ın FETÖ'ye, bu tip yapılara karşı bir alerjisi vardı. Bir karşıtlığı vardı. Bence rahmetli Erbakan Hoca, yani Cumhuriyet kurulduktan sonra Cumhuriyet kuranlar dışında en büyük Atatürkçüdür. Onu da niyesini izah ederim. En büyük Atatürkçüdür. AK Parti ile hiçbir ilgisi yok. Rahmetli Erbakan Hoca, bırakın Türkiye ekonomisini Haçlılara, Batılılara vermeyi, Türkiye'nin bitini vermezdi Batılılara ya. Bitini vermezdi. Bitini. Verse bile yani parayla verir. Atatürkçüdür. Yani hani altında. AK Partililer diyor ya. Hı-hı. İşte biz iktidara gelmeden önce diğer yapıların, hı-hı, yapıların işte FETÖ ile ilgisi vardı, bizim yoktu. Sanki kendileri Refah Partisi'nin veya Milli Selamet Partisi'nin devamlarıymış gibi. Şimdi AK Parti. Ha, o kadrolar iktidara. AK Parti yani o kadar birleşti ki FETÖ ile. Bu işte Ergenekon operasyonlarında FETÖ'ye o kadar ihtiyaç duydu ki bu birleşme adeta bir organik hal aldı. Organik. Şimdi doğru, AK Parti FETÖ'yü temizlemeye çalışıyor. Ama bunu adım adım yapıyor. Birdenbire yapmaya kalksa var ya, AK Parti'nin kendi de gider. Yani AK Parti'nin kendi de büyük zarar görür. Ben bunu görüyorum adım adım, yavaş yavaş, hı-hı, Sayın Cumhurbaşkanı. Peki Cumhurbaşkanı'na veya iktidara haksızlık değil mi? 50 yıllık bir yapılanmayı, AK Parti döneminde başlayan bir mücadeleyi, kalkı AK Parti'yi suçlayacak. Ama 15 bile. Temmuz'u FETÖ, hı-hı, daha doğrusu Amerika. Bak bizim Numan gitti. Yani o konuda da AK Parti tutarlı değil. Bizim Numan kurtulmuş gitti, benim arkadaşım CNN International'a mülakat veriyor. Christina Mampura, Amerika'nın diyor 15 Temmuz'da hiçbir ilgisi yoktur diyor. Hiçbir ilgisi yok. Yani o konuda da AK Parti halen çelişkileri. ABD'yi mi aklamaya çalışıyor? Yani öyle dedi. Christina, ben Amerika'da 17 sene kaldım. Master doktoram İngilizce iyidir yani. O yorum öyle değildi. Aman, farklı bir noktadaydı. Hayır ben bu baştan aşağı dinledim. AK Parti'nin özellikle neyse, Amerika'yı suçlayacak bir delil şimdi, veya belge değil ama dolaylı noktalarda defa, cevap verdi. Onu söyleyelim ama. Arkadaşa bir cevap vereyim. Venezuela olayı. Şimdi Venezuela'da Amerika öyle yaptı, doğru. Venezuela ile uğraşıyor. Venezuela oradaki tek namuslu ülke. Ama o dediğiniz seçimlerde ne muhalefet iktidar partisini gayrimeşru ilan etti ne de Amerika gayrimeşru ilan etti. Yani orada bir benzerlik yok. Bu iş böyle. Tabii ki FETÖ işte can derdine düşmüş. Diğer partilere sirayet edecek. Neye cevaptı hocam, anlamadım bu. He? Siz dediniz ya, Venezuela'ya işte yeni cumhurbaşkanı seçildi. Onun meşruiyeti. Onun muhalefet partisi, Venezuela'nın muhalefet partisi tanımadı yeni hükümeti. Amerika gayrimeşru ilan etti. Evet. Bu Türkiye için söz konusu değildi. Muhalefet gayrimeşru ilan etmedi. Sayın Tosun öyle diyor bir şey söylemedim hocam. Yanlış cevap yani veriyorsun. Türkiye, şimdi arz edeyim. Bakın, mahalli idareler seçimleri geliyor. AK Parti kendi içini temizle şimdi FETÖ'den. Şimdi örnekler. Ben, temizlemedi mi? He? Temizlemedi. Yok canım, tam olarak temizlemeye kalksa kendisi de organik bazı birleşmeler olmuş. Kendisi de büyük zarar görür. Onu yapıyor, adım adım yapıyor. Yani diğer yapılara sızması da doğal. Yani can derdine düşmüş FETÖ. Gelelim bu mahalli idareler seçimine. Çok önemli. Ben mahalli idareler seçimlerinin Türkiye'ye inşallah düşündüğüm gibi olmaz. Türkiye'ye çok hayırlı sonuçlar getireceğini düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Bir defa PKK tekrar Güneydoğu'da HDP'li belediyeler vasıtasıyla tekrar sızacak. Tekrar yani bu konuda az veya çok bunu yapacak. Tekrar başa döneceğiz o anlamda. İkinci bir husus, Türkiye'nin dış politikada olağanüstü bir dönemde yaşıyoruz. Özellikle dış politika açısından. Normal arkadaşımızın arz ettiği gibi
normal bir dönemde değiliz. Coğrafya yeniden dizayn ediliyor. Türkiye'nin üzerinde bir takım oyunlar var. Çok olağanüstü bir dönemdeyiz. Bir defa dış politika açısından çok önemli bir dönem. Ha, ne olacak biliyor musunuz? İktidar bu ekonomik durumdan dolayı her ne kadar meşruiyet, ciddi bir meşruiyet problemi çıkmasa bile bu ekonomik durumdan dolayı biraz zayıflayacak gibi görünüyor. Halbuki şu anda dış politika itibariyle çok güçlü bir iktidara ihtiyacımız var. O açıdan güçlü değil mi iktidar? Hı? Güçlü değil. Şu anda güçlü. Yerel seçimlerden sonra evet bir meşruiyet problemi, ciddi bir meşruiyet. Yerel yönetimlerin özellikle hükümet üzerinden meşruiyet tartışması sizce ne kadar olur? Olur. Çünkü neden biliyor musunuz? Muhalefete kalsa her şey olur. Arz edeyim. Allah muhafaza. Seçiminde bile muhalefete kalsa Erdoğan inmeli. Ya seni halk istemiyor derler yani. Onu söyleyeyim. Hayır, ben iktidarı destek için söylemiyorum. Dış politika itibariyle çok olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Türkiye varlık yokluk mücadelesi içinde vatan savunmasını yapıyor. Böyle bir dönemde AK Parti, iktidar partisi çok meşruiyet problemi çıkaracak kadar olmasa da bir zayıflama gösterecek. Şimdi muhalefet partileri de bunu bir referandum, genel seçim havasına sokmaya çalışıyorlar. Ama muhalefet partileri evet bir referandum olsun diyelim, referandum gibi veya bir genel seçim. Yani muhalefet partisinin alternatif bir ekonomik programı yok. Üretim ekonomisi lafı hiçbir şey değil. Hiçbir anlam ifade etmez. İktisatta da böyle bir laf yok. Yani ortaya AK Parti'nin bugüne kadar mecburen dayatmalar sonucu uyguladığı IMF politikalarından farklı bir şey ortaya koymuyor. İşte fiyat istikrarı, düşük kur, yüksek faiz. AK Parti'nin muhalefet partilerin şu andaki çizgisi bana şeyi hatırlatıyor. Devlet Bahçeli'nin muhteşem bir karşı atakla Devlet Bahçeli'yi anlatırım. O bir ülkenin sigortasıdır. Bozduğu bir oyun vardı. Amerika'nın dizayn ettiği İsmail Cem, Kemal Derviş, öbürü ney? Hüsamettin Özkan. Yani muhalefet partisinin ekonomik programı bana sanki o uygulanmayan, Allah'tan gerçekleşmeyen o ekonomik çizgiyi hatırlatıyor. Hayır, muhalefet partisi şunu söylese inanırım. Biz kardeşim tam istihdam büyüme hedeflemesi yapacağız. Ondan sonra Merkez Bankası özerk olmaz. Gerekirse açık finansman yapacağız. Fiyat istikrarı politikası bizim için ikinci derecede önemlidir. Yüksek faiz düşük kur politikasını bırakacağız. Böyle bir alternatif koymuyor. Üçüncü husus muhalefet partileri ekonominin vehametinin farkında değiller. Türkiye ekonomisi bildiğimiz klasik krizlerde değil. Likidite krizi yok Türkiye'de. Likidite krizi olsaydı keşke. Likiditeyi artırırdık. Problem çözülürdü. Türkiye ekonomisi dış borç krizinde yani Türk parası değil, dolar cinsinden. 500 milyar dolar borcumuz. Hocam konu kaymasın. Yok, yerel yönetimlere geleceğiz. Konuyu oraya bağlayacağım. 500 milyon dolar falan. Aslında daha da fazla. Borsadaki yabancılar çıkarken herhalde TL alıp çıkmayacaklar. Dolar alıp çıkacaklar. Yani Türkiye ekonomisi çok ciddi bir borç krizi içinde. Likidite krizi değil. Muhalefet partisi ekonomiyi alıp ne yapacak? Diğer son bir hususu arz edeyim. Maalesef AK Parti hükümeti Türkiye ekonomisini öyle bir hurda araba haline getirdi ki bu hurda arabayı AK Parti'den başka kimse kullanamaz. AK Parti'den başka kimse bu hurdayı kullanamaz. Bu hurda arabanın şöyle bir faydası da var. Son olarak şunu arz edeyim. Bu hurda arabanın şöyle bir faydasını gördük. Bakın şöyle bir faydasını gördük. Tabii ki batılı emperyal güçler 15 Temmuz büyük Türk devrimidir. Onun etkileri ileride görülecek. Öyle Fransız devriminin falan üstündedir. Fransız devrimi dediğiniz kardeşim 100 bin kişi, çoğu hapishane kaşkını. Yani belki dünya tarihinin
Toparlayalım hocam, bir reklam arasına gideceğiz. Evet. Dünya tarihinin şöyle bir faydası var. Şöyle bir faydasını arz edeyim. Şimdi 15 Temmuz'u başaramayınca çünkü 15 Temmuz'u başaramayınca ekonomik operasyon yaptılar. AK Parti de bu ekonomik operasyona uydu. Bakın, bu hurda arabanın şöyle bir faydasını gördük. Bu küresel güçler ekonomik operasyon yaparken iyi hesap edemiyorlar. Bizim araba hurda olduğu için neyi var neyi yok, nasıl bunu yıkarız? Yani tam olarak hesap yapamıyorlar. Peki. Öyle bir ufak bir faydası da var. Yani arz edeceğim konular bunlar. Peki. Yani şöyle anlaşılan, karşılıklı oturttunuz, karşısı muhalefet gibi duruyor. Biz de savunma pozisyonunda. Ben muhalefetim. Programın ismi ters tutuplar zaten. Öyle mi? Ben ülkemin çıkarlarını... Tamam hocam, fikirlerinize saygım var. Önce ben şunu ifade etmek istiyorum. Bu mahalli seçimlerde iktidar partisinin oyu düşer mi düşmez mi onu bilemiyoruz. Seçimde göreceğiz. Fakat ne kadar düşerse düşsün, meşruiyet tartışması başkanlık sisteminden dolayı tutmayacaktır. Çünkü eğer sistem hakikaten parlamenter sistem olsaydı, ki zaten parlamenter sistem olsaydı bugünkü meclis yapısıyla bir koalisyon hükümeti söz konusuydu. Bence 1 Nisan'da hükümet yıkılabilirdi. Genel seçimlere de gidilebilirdi. Ama biz hala Türk toplumunun ve birçok siyasetçinin anlayamadığı diyemeyeceğim ama anlamak istemediği bir husus var. Türkiye başkanlık sistemine, başkaları eskiye özgü başkanlık sistemine geçti ve belediyelerin tamamını kaybetse bile İktidar, bakın beyefendi, iktidar meşruiyetini de kaybetmez. %100 haklıydı. Evet. Bak, AK Parti kendi tuzağına düşecek. Niye biliyor musunuz? Söylediğiniz doğru olabilirdi. Hocam. Ama Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda bir siyasi partinin başkanı. Dikkat edin. Evet. Bir siyasi partinin başkanı. Amerika'daki başkanlık sisteminden bir farkı odur. Meşruiyet oradan çıkarsa çıkar. Oradan da çıkmaz hocam. Yani siyasi partinin başkanı. Oradan da çıkmaz. Şimdi sistem başkanlığı... Sayın Cumhurbaşkanı her şeyi bugüne kadar şeye bağladı. Hukuku. Hocam, kenara bırakarak millet iradesine bağladı. Hocam sabır. Biraz sabır. Toparlasın, reklam arasına gideceğiz. Şimdi sistem başkanlık sistemine evrildiği için evet, belediyeleri kaybetse bile bu meşruiyet tartışması olur. Fakat bu meşruiyet tartışması boşluktaki bir ok gibi saplanacak bir yer bulamaz. Başkanlık sistemi 2023 yılına kadar devam eder. Belediyeler de öyle devam eder. Ayrı, onlardan çıkacak sorunlar bu tartışmanın konusu değildir. Diğer konuya gelince, yani AK Parti'nin FETÖ ile yahut da FETÖ olmadan önceki cemaat adıyla koalisyon kurduğu, her ikiniz de bunu tekrar ettiniz. Bakınız, ben 60'lı yıllardan beri, milli nizamdan beri milli görüş içinde siyaset yapmış, Tayyip Bey'le 1975'ten beri tanışan, 85'ten beri Refah'taki il başkanlığından itibaren birlikte çalışan, AK Parti'nin ilk dönem milletvekilliğini yapmış, bu partinin kuruluşunu da, irtibatlarını da, iltisaklarını da, ittifaklarını da çok iyi bilenlerden birisiyim. Bir defa FETÖ ile koalisyon kuruldu, ittifak yapıldı. Onlarla FETÖ iktidara getirdi AK Parti'yi beyefendi. Asla. Özellikle sizin işte onlar oturdular Amerika'nın desteğini almak için FETÖ'yü devreye soktular falan. Bunlar tamamen propagandadan ve Tayyip asılsız. Tayyip Bey demedi mi ki? Peki. Lütfen hocam, pazarlayacağım demedi mi? Hocam bir sabret. Hocam bir sabret. Kemi pazarlayacağım demedi mi? Hocam bir sabret. Söyledin söyleyeceğini. Buyur. Sabret. Buyur. Şimdi bakınız, AK Parti'nin ne FETÖ'yle, ne başka bir örgütle, ne başka bir cemaatle, ne başka bir partiyle böyle anlattığınız, ifade ettiğiniz şekilde bir ittifakı, anlaşması, koalisyonu olmamıştır. 17-25 Aralık'a kadar hizmet adıyla tanınan o cemaat senin benim gibi her türlü hakka sahiptiler ve iktidar olan parti herkese devlet olarak hizmet etmek durumundaydı. Bak, onlarla da temas ediyorsunuz. Bir dakika, hocam, bir dakika. Çok yanlış. Neden biliyor musunuz? Neden biliyor musunuz? Terör örgütü kurulduğu günden beri terör örgütü. Peki. Hocam. Bize dokunduğu tarihten itibaren terör örgütü. Bu çok yanlış bir şey. Peki. Çok yanlış bir şey. Öyle şey mi olur? Oraya değineceğiz. Değerli izleyiciler, kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Bizden ayrılmayın. Dinle Allah aşkına ya.
Kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyiciler. Tekrar hatırlatmakta yarar var. Konuklarımız Murat Alan, Resul Tosun, Recep Seymen ve Ali Tarakçı. Yerel yönetimler üzerinden tartışıyoruz. Bir reklam arasına gittik. Sayın Resul Tosun Bey'in özellikle yarım kalan bir kısmı vardı. Cevap niteliğindeydi. Evet. Sayın Seymen'e buyurun size sözü verelim. Ben AK Parti'yi savunma makamındayım. Kusura bakmasın seyircilerimiz, sizler de değerli arkadaşlarımız da. Ben AK Parti'nin FETÖ ile koalisyon yaptığı, işbirliği yaptığı iddiasını kesinlikle kabul etmiyorum. Bu terör örgütü ilan edilmeden önce Türkiye'de okullarının, hastanelerinin, bilmem dershanelerinin, diğer gazetelerinin, bankalarının bulunduğu yasal bir dönemde diğer bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hakları neyse onların da hakları oydu. Ne zaman ki bunların terör örgütü olduğu anlaşıldı, bu ta yıllardan beri devlet dairelerine, devlete sızan bu örgüte karşı, bu örgüte karşı mücadele eden de, onu tasfiye eden de AK Parti olmuştur. Dolayısıyla AK Parti'yi takdir etmek gerekir. Bir. İkincisi, AK Parti adayları içinde Ali kardeşimin işte FETÖ'cülerin bulunduğunu, kardeşim eğer varsa FETÖ'cüler bunları isim isim yazın, duysun. Çünkü AK Parti bugün FETÖ ile mücadeleyi bir beka mücadelesi olarak görüyor. Amerika emperyalizmine karşı, bütün emperyalist eylemlere, oyunlara karşı bir mücadele olarak görüyor. Gereğini yapsın. Yok AK Parti'nin içinde şöyle FETÖ'cü vardı, böyle FETÖ'cü vardı deyip isim vermemek, adres göstermemek, bu kusura bakmayın, bu isabetli bir propaganda değildir. AK Partisi'nin Kasım Gülek döneminde kalkıp Kesenlik'teki Fethullah Gülen'i vaiz olarak atamasına da biraz bakmak lazım. Kalkıp AK Parti'nin daha bırakın oğlu milli görüşün olmadığı bir dönemde değildir. Şimdi MUN tarikatına üye olması o dönemde. Bir şeye de, bir benzetmesine de Ali Bey'in doğrusu yadırgadım. Yani Cumhuriyet'in ilk kuruluşu yeni bir devlet kuruldu. Sonra 2002'den itibaren AK Parti yeni bir devlet kurmaya başladı. Hayır. Cumhuriyet'in kuruluşunda da yeni bir devlet kurulmadı. Devletin sistemi değiştirildi. Yeni bir şey oldu. Peki. Fakat 1950'ye kadar o tek parti bir tane seçim yapmadı çok partili. 46'yı sayarsanız zaten o da açık oy gizli tasnif gibi bir garabetti. Oysa AK Parti 2002'de seçimle iş başına geldi. O günden bugüne de serbest seçimlerle iş başına gelen, iktidar olan, muhalefetin de sürekli eleştirdiği bir siyasi partidir. Dolayısıyla benzetme orada çok şey değildir. Yeni bir devlet kurmuyor AK Parti. Devletin anormal hale dönüşen, antidemokratik hale gelen kanunlarını, yasalarını normalleştirmeye toplum ile devleti buluşturan getiriyor. Doğrudur. Peki. Erbakan Hoca meselesine gelince, biz Erbakan Hoca'nın... Erbakan Hoca Atatürkçü müydü? Büyük Atatürkçü müydü? Büyük. Ona cevap vermeyeceğim. Onunla Peki. ilgili şey değil. Fakat biz Erbakan Hoca'nın paltosunun altından çıkan insanlarız. AK Parti'yi kuran da, kurucularının büyük çoğunluğu da yine oradadır. Defaatle Tayyip Bey'in ifade ettiği gibi AK Parti hem Erbakan'ın, hem Özal'ın, hem Menderes'in de düşüncesini ve geleneğini sürdüren bir siyasi partidir. Bu bağlamda AK Partililerin AK Partililerin en ağır laflarını söylüyorsun. Allah rahmet eylesin. Erbakan Hocamın muhalefeti de bize berekettir. AK Partililerin FETÖ ile ne düşünce olarak, ne yaşayış biçimi olarak, ne sosyal hayat olarak bir arada bulunmaları mümkün imkan hali değildir. Olmamıştır Doğru. da. Fakat iktidarsınız. Ben filan cemaate bakarım, filan partiye bakarım, bir yerine bakmam diyemezsiniz. İktidarsınız. Partinin adı Adalet Kalkınma'dır. Adil olarak bütün vatandaşlara kapılarınızı açmak durumundasınızdır. Eğer FETÖ bundan istifade etmişse, Türkiye'deki vatandaşlık haklarından dolayı istifade etmiştir. Yoksa AK Parti'nin onlara öncelik sağladığı için, onlarla ittifak kurduğu için, onlar aracılığıyla Amerika efendim iznini almak istediği için
kesinlikle değildir. Diyeyim bu kadarla. Bu kadarla şimdilik iktifa edeyim. Allah sayılarına geleyim. Şeyde ne derler ona? Aday gösterdikleri Ali Fuat Yılmaz'a 4000 oy toplayamayan FETÖ AK Parti'ye iktidara geldi. Hocam da akademisyen burada. Evet. Kendisi bir vesayet makamı. Burada da burada ekonomiyle ilgili. Hocam bir susarsanız ben sırayı ben alayım sonra sizde. Ekonomiyle ilgili de ya da şeyle ilgili de tespitinde AK Parti hurda bir araçtır. Tespiti de şahane. Anası olmaya iktidarıydı değil mi? Mercedes ya da Porsche olan bu ülkede. Biz gördük onların iktidarlarında. Veya gümrük birliğinden hurda arabalarına yahu, biliyorsun. Peki. Neler neler. Hı hı. Şimdi FETÖ ile AK Parti iş tuttu mu? Ben bu hususu cevaplamak için aslında şöyle diyorum. Şimdi geçen hafta bunu yazdım ben. Hatta okudum. Okudunuz değil mi? Hürriyet İcra Kurulu Başkanı da şeyi keşke dinleseydik. Cumhuriyet Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni. Yok vefat etti. Ergenekon'dan alınmıştı. Hı hı. Keşke onu dinleseydik mealinde hani kulak verseydik onun şeyine. İlhan Selçuk'a kulak vermiş olsaydık o bu tehlikeye işaret etmişti 2009'daki yazısında diye bir güzelleme yapmış. Tabii, çok tabii. Da ilginç. Ha, etti doğru. Bak, çok ağır laflar etti. Bakın hocam, hocam sıra... Karşı çıkar insanlara çok ağır laflar etti. Siz mi susturacaksınız ben mi geçen hocam, haftaki müsaade edin. Buyurun buyurun. Şimdi, yani notlarınızı alın ama cevap verebilirsiniz. İlhan Selçuk'a hak vermek ya da FETÖ mevzusuna baktığımda şöyle diyorum. Şimdi AK Parti eğer o söyledikleri gibi AK Parti Cumhuriyet'in savcısı olarak tescillenen ve bizzat Türkiye'nin eski dönem Türkiye'nin yani o eski Türkiye artıkları dediğimiz zihniyetin atadığı Zekeriya Öz, Fikret Seçen. Bakın o eski Türkiye'nin atadığı, HSYK'nın atadığı savcıları, HSYK üyelerinin de bana davası vardır topluca. Hı hı. Topluca hem de. O adamların atadığı Zekeriya Öz, o adamların atadığı Fikret Seçen'di. Bunu AK Parti atamadı. Hatta bu adamlar kazan kaldırıyordu o dönem Yargıtay'da. AK Parti döneminde atamadı hocam, mı? Biz rica ediyorum. Bir susarsanız buyurun, siz. Buyurun, rica buyurun. Ediyorum. İşte buyurayım. Buyurun, ben buyurayım. Ben sizle konuşmuyorum. Benimle konuş. Bu adamların atadığı dönemde aynı zihniyet, aynı adamların o dönem AK Parti'ye açtığı kapatma davasını da biz biliyoruz. O sızan ses kayıtlarında bize militan yargı lazım dediklerini de çok iyi hatırlıyoruz. Hatta o adamların istifa ettikten sonra bakın, biraz bakmak. O adamlar, o kadınlar istifa ettikten sonra hangi soluğu hangi partide milletvekili olarak aday aldıklarını oldukları. Da biz çok iyi aday değil bizzat vekil olduklarını da çok iyi biliyoruz. Grup başkan şimdi, vekili bile oldu. Tabii ki. Şimdi gelelim o varsayılan iddiaya nasıl şey yaptığına. Ben şöyle yazımda şunu söyledim. Dedim ki Çetin Doğan 1. Ordu Komutanlığı'nda askerlik vazifesini icra etseydi darbe toplantıları yapmak yerine bir grup orgeneral MGK'da parmak sallamak yerine askerlik görevini icra etseydi biz bu PKK ile nasıl mücadele ederiz deseydi irtica ile mücadele eylem planları Genelkurmay Karargahı'nın zemin katında ve Savunma Bakanlığı'nın zemin katında yapılmasaydı orada kaldırıp da web siteleri kurulup da AK Parti hükümetine aleyhine propaganda yapılmasaydı Danıştay cinayetinde rica ediyorum. Bir daha 1983 yılında FETÖ'nün doğrudan subaylarını Harp Akademisi'ne kabul etmesi gibi bakın, kripto bir yapılanmasına bakın, müsaade etmeseydi diye başlamak 15 lazım. 15 Temmuz'da darbenin bir numaralı en tepesindeki general olarak alınan Akın Öztürk, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pınarhisar'da cezaevindeyken general oldu. Onu general yapan AK Parti iktidarı değildir. 78'de Teğmen olarak silahlı kuvvetlere girdiğinde en azılı darbeciler bu ülkenin başındaydı. Evet. 80'de Teğmenlik rütbesinden yükseldiğinde darbe olmuştu. Yine en azılı darbeciler bu iktidardaydı. Evet. Şimdi siz irticayla mücadele ediyorum diye Allah diyen herkesi ordudan attınız. Herkesi kovdunuz. Allah'ımıza hamdolsun diyenleri sürdünüz. Herkes de FETÖ'cüler atıldı. Bir susarsanız hocam. Eşlerine varıncaya kadar kontrol ettiniz. İrticayla mücadele ediyorum diye. FETÖ'yle mücadele ediyorum diye. Fethullahçılarla. Güray Balatekin'in bakın, durumunu biliyorsunuz. Tabii bakın. Mi? Eşi bakın, kanser tedavisiyken Gata'da. Aynen öyle. Ölüm döşeğinden dışarıya aynen atıldı. Öyle. Yani bunu bakın, da unutmamak bakın, lazım. Bakın darbenin bir numarası. 15 Temmuz darbesinin bir numarası. Siz Allah diyen herkesi ordudan attınız o zihniyet. Şey. Herkesi ordudan attı Allah diyeni. Yok işte değil mi? Yok doğru vesayet söylüyorsunuz. Vardı ama. Herkesi ordudan attı. Şey kime atmadı biliyor evet. musunuz? Fethullahçıları. Okan hep Fethullahçılar bakın Ergenekon sanığı Okan İşgör. JITEM personeliydi. Burada ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki ben Doğu Silahçıoğlu'na dedim ki JITEM adına çalışıyordum.
Ya biz irticayla mücadele masasıyız. Bu Fethullahçıları niye takip etmiyoruz? Niye onları mevcutlular listesine almıyoruz? Bana dedi ki işine bak. Sen işine bak. 2000, biz o doğusta biz o doğusta ya hocam rica ediyorum Allah karar vermiş. Için. Sabri Bey siz mi devreye gireceksiniz yine ben devam. Arkadaşlar lütfen. Şimdi Danıştay cinayetini gerçekleştirmeselerdi, Danıştay cinayetinin üzerinden de ordu göreve pankartlarıyla AK Parti'nin, bak AK Parti'nin temsilcileri orada yumurtalanmasaydı, e-muhtırayı yayınlamasalardı, 27 Nisan e-muhtırasını yayınlamasalardı, bir general, iki general kaldırıp da yüksek yargıya gidip de Anayasa Mahkemesi üyelerine siz mi bu işi halledeceksiniz, biz mi halledeceğiz demeseydi, maalesef bu durum, FETÖ'nün bu durum bu hale gelmezdi. Biz onları bugün yaşamazdık. 15 Temmuz'u görmezdik. Ben kime şefaatçi, niye Erdoğan'a şefaatçiyim demedi Fethullah Gülen görev süresi boyunca. Cemaat olarak anıldığı dönemde de niye şefaatçiyim demedi de o zihniyetin temsilcilerine şefaatçiyim dedi. Şimdi Erbakan güzellemelerine de ben hayretle bakıyorum. Erbakan'a dün TÜKAK'a diyenlerin tamamı rahmetli Erbakan'ın cenaze töreninde çelenk gönderdiler. Evet. Ha niye böyle oldu biliyor musunuz? Karşılarında daha dişli biri var. Yarın emin olun bak ben bu zihniyeti çok iyi biliyorum. Bu zihniyet ailemde de var. Şöyle diyorlar. Özal vefat etmeden önce Özal yaşarken Özal Allah kahretsin Özal şöyleydi Özal böyleydi diyorlar. Özal öldü biz kıymetini bilememişiz dediler. Hayır. Erbakan'ı devirmek için kendilerini paraladılar. Dipte bilmem neleri dediler. Şunu dediler bunu bilgisi dediler. Yok. İrticacı dediler. Erbakan vefat ettiğinde çelenk gönderdiler. Yetmedi. Hayır, koca koca apoletti generaller. Erbakan en ağır lafları AK Partiye yaptı. Özel geceler bile düzenlendi. Efendi biz buraya güzellik yarışmasına gelmedik. Burası güzellik karşısında öğrenecek değilim. Güzelliğinize notlarınızı alın cevap vereceksiniz. Size bir kürsüde söylediğin şeyler çok yanlış şeyler. Gazetecilik. Bir susarsanız ben de kendi vaktiniz geldi. Devam edin. Buyurun. Rica ediyorum. Allah razı olsun. Buyurun. Allah razı olsun. Rica ediyorum. Bütün bunlar olmamış olsaydı, biz bugün FETÖ'den bahsetmiyorduk. O yüzden bize FETÖ güzellemeleri yapan zihniyet dönsün arkaya FETÖ'yle yaptı. Ha bir şey daha var. Bu yapıya cemaat denildiği noktada bu yapıyla ilgili herhangi bir mahkeme kararı olmadığı noktada evet biz bunlarla görüşüyorduk. Ama terörist denildiği noktada siz bunlarla görüşüyorsunuz. Kusura bakmayın. Arada öyle bir fark var ki. Fark bu. Evet. Aradaki fark. Ya hocam FETÖ. Hakikaten sus. Yani bu terim bir şey ifade etmiyor mu? Latince mi konuşuyoruz? Beyefendi siz devam edin. Sayın Seymen. Kime konuşuyoruz? Seyircilere konuş, bana konuşuyorsunuz. Ben de seyircilere ifade ediyorum. Duru konuşunca ben göstereceğim böyle nasıl müdahale edeyim. Göster beyefendi, göster. Yani rica ediyorum Sabri Bey. Lütfen, Sayın Seymen, not alın, tamam, cevabı hakkınızı kullanın. Bak, yahu güzellik yarışmasına değil ama. Ne olduğunu burada. Sözden mi öğreneceğiz? Sayın adabı bu değil. Geçen hafta aynı şeyi yaptınız. Siz kimden kimsiniz ki biz sizden öğreneceğiz bu işi. İşte provokasyon yapıyor. Böyle provokasyon değil. Ondan sonra provokasyon yapıyorsunuz. Bilmem ne yapıyorsunuz. Tek bir susarsanız buyurun sen bakın izleyicimiz de 5 dakikada bir Sayın bozulur. Sayın Alan devam edin. Kılıçdaroğlu gibisiniz. Para atınca çalışıyorsunuz. Adam gibi adamdır. Adam gibi adamdır. 5'er bin lira mı topluyorsun kendi aramızda? Adam gibi adamdır. Böyle şey olur mu ya? Sizden mi öleceğiz? Sayın Seyitmen lütfen rica edeceğim şu. Yani karşılıklı ses çarpışmasından dolayı sıkıntı oluyor. Siz notlarınızı alın ben size söz hakkı vereceğim. Buyurun. İnşallah verirsin. AK Parti tam anlamıyla Sayın Hocam belki bunu siyasetin içindedir ama ben dışından bir gazeteci olarak söyleyeyim. İktidar olabilir ama devlet içerisinde değişik kutuplar, devlet içerisinde değişik etki güçleri vardı. Siz 80 senelik vesayet rejimini 5 senede yıkamazsınız. 2010 yılına kadar zorluk çektik. Hocam çok büyük zorluk ötesi zorluk. 2010 yılına kadar bize 7 tane darbe teşebbüsü aynen vardı. Aynen öyle. Bakın, 7 tane. Ben size şunu söyleyeyim. Ben Allah'a havale ediyorum siz artık. Işık Koşener'in topluca bütün komuta kademesiyle istifa etmesinden sonradır. Necdet Özel'in başa gelmesinden sonradır AK Parti'nin vesayetçi rejime ket vurma çabası, vesayetçi rejimi durdurma çabası. Bugüne kadar AK Parti'nin mücadele ettiği, Sayın Cumhurbaşkanı'nın mücadele ettiği şeylerin çeyreğiyle mücadele edilememiştir. Bakın Fethullah'ın Jobları kitabına dönün bakın. Bugün alınan polis şeflerinin Ali Fuat Yılmazer'den tutun da bilmem kime kadar alınan polis şeflerinin tamamı
98 yılında, 95 yılında, 95'te yayınlanan, 98'de güncellenen polis raporunda vardır. Bu polis raporuna rağmen bu adamlar niye nerelere getirilmiştir? Bir 4. sınıf emniyet müdürü olan adam 1. sınıf emniyet müdürlüğüne getiren kimdir? Anasolmaya hükümetidir. Niye görmemiştir bu raporu? Parmaksızdan bile pilot yapan raporu? Bir anlayış var, onu da unutmayalım. Bakın bu raporu, evet bu raporu kim yazmıştır? Gaffar Okan kimin döneminde öldürülmüştür? Gaffar Okan'ı öldüren adamları oraya kim atamıştır? Hangi polis şefleri yapmıştır? Bunu sadece AK Parti mi yaptı? Sadece o mu? Dahası. Aile meçhul cinayetlerden tutun bir Türkiye'ye kadar. Ama o kadar sert durumlar, o kadar ahlaksızca durumlar geliştirilmiştir ki ben size şunu söylüyorum. Siyasetçiler AK Parti, keşke muhalif siyasetçiler AK Parti gibi siyasetin gereğini yerine getirseydi. Askerler askerlik görevini icra etseydi. İrticayla mücadele ediyorum diye Fethullahçıları onlara dokunmayıp, bakın birçoğu biliniyordu. Niye dokunuyor musunuz? Fethullahçıların Erbakan'ın küresel sermayeyi bu ülkeye getiren senin kafadaki Erbakan adamlar küresel sermayeye hayır diye yapıyordu. IMF'yi bu ülkeden kovan AK Parti'dir. Kim? Bu ülkeyi kalkındıran AK Parti'dir. Bu ülkeyi 16 senedir biraz mantıklı olun. 16 senedir. Türklerin dışarıya 16 senedir dolar borcunuz var. Borcu yoktu, var Türklerin, evet. Dışarıya. Yoktu. Yabancı sermaye direktten bağlandınız. Milyonlarca borcu bizi var. Hafif sıkınca bize ekonomik operasyon yapılıyor. Peki. Yapılmıyor. Makenzilere düşüyorlar. Adamı böyle yaparlar. Böyle müdahale edersen konuşanları dinleyeceksin. Dinlemezsen konuşturmam seni. Konuşacaksın. Konuşacaksan konuşanları dinleyeceksin. Zaten öyle yapıyorsun. Öyle ha. Yani biz seni adam gibi dinledik. Sen bizim her sözümüze müdahale et. Sen de adam gibi adam oldun. Bak işte müdahale adam sen ol. Lütfen yanlış yere gidiyorsun. Burada bir adam gibi davranıyorum. Öyle bir şey olabilir. Şimdi ben sana senin yaptığını tekrarlıyorum. 2012'ye kadar terör örgütü değil. 2012'den sonra terör örgütüne karşı mücadele eden biziz. Bunun ne mantığı alır? FETÖ'yü besleyemsiz mücadele eden böyle AK Parti. Ortaksınız. Bazı organlarınız ortak. Lütfen arkadaşlar. Sayın Seymen müsaade eder misiniz? İkiniz de ölürsünüz. Sayın Seymen. Biz FETÖ'yle ittifak yapmış bir kafaya sahipsiniz. Sayın kim? 2014'te Tayyip Erdoğan'a karşı FETÖ, CHP hepiniz birlikte destekledik. Tayyip Erdoğan'ı destekledik. FETÖ'ye karşı. Peki. 15 Temmuz'da AK Partililer girmedi beyefendi. Bir dakika. Sayın Seymen bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Devlet Bahçeli sizinle ne mal olduğunuzu gördü de AK Parti ile ittifak kurdu. Devlet Bahçeli devlet adamı CHP'nin ne oyun oynadığını gördü. AK Parti ile Cumhur İttifakı'na girdi. Anladın mı? Devlet Bahçeli üzerinde de polis var. Bahçeli ne diyor? Benim söylediklerim halen geçerli diyor. Gerekçeyi anlatayım ben size. Tabii. Anlatamazsın sen hiçbir şey. Arkadaşlar. Bu tavırları anlatamazsın. Hadi anlatayım. Elini belini sallayarak şey yapalım. Hadi canım sen de. Anca onu söylersin. Arkadaşlar. Ben bir arkadaşlar. Arkadaşım bir dinler misin? Bu kadar kestin. Sayın Seymen. Böyle keserim adamı. Benimle polemiğe giremezsin sen. Polemiksin sen. Başka bir şey değilsin. Arkadaşım dinler misin? Başka bir şey yok ki sende. Arkadaşlar lütfen sizden rica edeceğim. Adam mısın sen? Kes lan. Haddini aşan. Hayır. Haddini aşan konuşmalardan lütfen kaçınalım. Bakın sizin konuşmalarınızda... Hakaret başeren, laflatı siz lütfen müsaade eder misiniz? Bak, hakareti siz başlatıyorsunuz. Saygın, biz hala size hakaret etmiyoruz. Belli bir yaştasınız. Ve sizin metodunuzda sizi susturuyoruz. Bir dakika ya, bir lütfen arkadaşlar. Ara ver kardeşim. Bu adamdan rica bu adam falan deme. Rica edeceğim. Bir dakika. Bir dakika. Lütfen Sayın Seymen. Değerli izleyiciler, bu tartışmadan dolayı sizden özür diliyorum ama izleyicilerimden özellikle haflarına sığınıyorum. Saygın ve olgunluktaki olan insanların ve Türkiye genelinde de izleyicilerimizin bu dakika itibariyle de sizi izlediğinizi lütfen o saygınlık noktasına zarar vermeyecek müdahale edilmezse lütfen bakın size saygı kadar gösterdi. Sözünüzü kesmedi. Lütfen bir müsaade eder misin Sayın Seymen? Şeye müdahale etmeyin. Sayın Seymen. Şeye müdahale etmeyin. Bakın beni dinlemiyorsunuz. Hakareti de siz yapıyorsunuz. Ben size söz hakkı verdim. O sözün... Vermedin. Verdim. Ama siz durmadan söz kestiniz. Siz beni susturuyorsunuz. Arkadaşım bak halen dinlemiyorsunuz beni. Müdahaleyle bu. Bakın halen beni dinlemiyorsunuz. Sözü bitirmeden tekrar müdahale ediyorsunuz. Anlayış gösteriyorum size. Lütfen
açık seçik bir şekilde programda kaldığınız yerden devam eder misiniz? Sizden ricam, söz kesmeyin, ondan sonra söz hakkını ondan vereceğim. Ondan sonra müdahale etmezsiniz. Kesmen nedir ya? Ben bu, o saygısızlık şey bakın. O anlamda ben böyle burada bir düzeltme. Siz bir akademisyensiniz. Siz bana bunu ne akademisyen diyor. Ne akademisyen adam diyor. Ne akademisyen diyor. Ben bu anlamda ben öyle bir şey lütfen eğer böyle bir şey varsa özürünüzü lütfen ifade edin. Faşist, maşist, istiklal mahkeme. Biraz sonra Atatürk. Peki ben size söz hakkı veriyorum. Erkek senet. Sayın Seymen. İşte budur ahlaksızlık. Erkek senet. Onun arkasında mertçe. Böyle adamları niye çağırıyorsunuz kardeşim ya? Onun arkasında mertçe. Arkadaş bakın. Böyle şey olur mu? Şimdi birazdan ona da siz, küfredersiniz. Siz sen belli ne demek bir yaşa gelmişsiniz, öğretim üyesi olmuşsunuz, bir titriniz var. Profesör olmuşsunuz. Evet. Profesör olmuş lan, lun veya kimsiniz gibi bir ifadeyi ben izleyicilerimin takdirine bırakıyorum. Bana faşist diyen adamı şimdi ben ne diyeceğim ben? Sizin savunduğunuz fakir noktasında efendim Türkiye'nin geçmiş karanlık tarihiyle ilgili bir özellik karanlık bir yapımda. Tarihi yok beyefendi. Ne var orada? Türkiye'nin geçmiş tarihi başarıyla dolu. Evet, nedir o başarı size göre? Atatürk Türkiye'siyle Tayyip Erdoğan Türkiye'sini bir karşılaştırdık. Karşılaştıramayız. Karşılaştıramazsınız. Karşılaştıramazsınız. Ben doğru. Tayyip Erdoğan Türkiye'si karşılaştıramazsınız. Karşılaştırırız. Tayyip Erdoğan Türkiye'si çok partili demokratik bir Türkiye. Tayyip Erdoğan Türkiye'si Amerikan sömürüsü. CHP Türkiye'si tek partili bir Türkiye'dir. Atatürk Türkiye'si tek parti. CHP Türkiye'sinden CHP Türkiye'si tek partilidir. AK Parti Türkiye'si çok partilidir. Türkiye'sini anlatalım. Peki. Tamam, arkadaşlar. Sen CHP döneminde bana bir tane çok partili seçip göstersene. Siz lütfen kaldığınız yerden devam eder misiniz? Şimdi ağzım kurudu, bir su alayım. Su alın. Bu Atatürk konusuna gireyim bak. Bu sefer isterseniz müdahale edebilirsiniz. Atatürk konusuna gireyim. Atatürk konusuyla ne alakası? Bir dakika Muratçığım. Bir dakika. Müsaade eder misiniz? İstiklal Mahkemesi Recep, diyor Atatürk konusu. Onu da anlatayım beyefendi, oraya geldim. Bir dakika. Atatürk konusu. Nasıl astığınızı anlatayım. Bir dakika. Atatürk kurdu. Bir dakika Recep Bey. Bir şey daha anlaşalım. Recep Bey. Anlatayım bak. Recep Bey. Bir şey daha anlaşalım. Bir dakika. Recep Bey. Bir dakika söz hakkı vereceğim. Bir şey daha anlaşalım. Biz konuşurken hiç müdahale etmeyeceğiz. Tamam, bundan sonra siz de biz konuşurken müdahale etmeyecekseniz biz dinleriz. Tamam. Peki. Tamam mı? Pekala buyur. Problem yok. Peki, etmeyelim. Evet. Bakın ben Atatürk'ü anlatayım da insan niye Erbakan Cumhuriyet'in en büyük Atatürkçülerinden biriydi. Onu da insanlar anlasın. Bakın Osmanlı İmparatorluğu büyük bir imparatorluktu. Cihan Şümül bir imparatorluktu. Ne oldu biliyor musunuz? Bu Amerikan kıtası işgal edildi. Batılılar tarafından işgal edildi. Oradaki kaynaklar batıya aktarıldı. Oradaki iktisadi kaynaklar. Siyah işte biliyorsunuz siyahların köle olarak kullandığı siyah emeği kullanıldı. Efendim 50 milyon ben Atlanta'da sırf siyah hareketleri çalıştım. Sırf 50 milyon siyah öldürdü Amerikalılar. Siyahları Afrika'dan Amerika'ya taşırken. Beri tarafta ne oldu biliyor musunuz? Haçlı seferlerin sırasında Batılılar, Müslümanların, Türklerin yazmış olduğu bilimsel eserleri fizikten tutun da kimyasına, astronomiye, filozofisine kadar çalıp Avrupa'ya götürüp tercüme ettiler. Orada bir aydınlanma dönemi başladı. Ekonomik olarak işte yeni kıtanın kaynakları, siyah emeği kullanılması, İpek yolunun ticaret yolu olmaktan çıkması Osmanlı'yı zayıf düşürdü. Savaşları kaybetmeye başladık. Ne oldu biliyor musunuz? Niye geriliyoruz Batı karşısında? Niye geriliyoruz? Orijinale dönelim. İlk şey bu. Çözüm bu. Yani Osmanlı'nın Daha net bir şey sormak istiyorum size. Sormayın bak. Mahkemelerini niye savunuyorsun? Oraya geliyorum. Bence oralara hiç bak oraya Sabri Bey gönüllü konuşalım. Oraya geliyorum bakın. Tarihe girmeyin yani. Ondan sonra ıslahat hareketleri oldu biliyorsunuz. 1808 ıslahat fermanı ondan önce meselere Osmanlı'yı diriltelim. Başarılı olmadı. Rahmetli Abdülhamid zamanında İslamcılık ön plana geçti. Yine olmadı. Haçlılar karşısında yine dayanamadık. Enver Paşa biliyorsunuz Kırgızistan'da şehit edildi. Türkçülük. İşte Yusuf Akçura'nın üç tarzı siyasette bahsettiği üç çözüm yolunu da denedik. Olmadı. Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük. Olmadı. Bu Müslüman milleti Batı karşısında ayakta tutamadık. Cumhuriyeti kuran rahmetli büyük paşalar, ben büyük Müslüman insanlar onlar. Bir defa kafire karşı kılıç sallanmış insanlara laf söylemek
bir Müslümana yakışmaz. Kimseyi suçlamıyorum. Atatürk'e de, İnönü'ye de kimseyi suçlamıyorum. Batı karşısında dördüncü bir yol buldular. Müslümanları İslam'ı ayakta tutmak için. Üç yolu denedik, olmadı. Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük olmadı. Batı karşısında tutunamadık. Dördüncü bir yol geliştirdiler. Bunun adı Batı'ya karşı batılılaşma. Batı'ya karşı batılılaşma. Bakın batılılaşma değil. Onlara benzeme mi? Batı'ya karşı arz edeyim. Bunun 3-4 tane ayağı var. Birisi ekonomik bağımsızlık, iktisadi bağımsızlık. Rahmetli Atatürk ilk yaptığı işlerden İzmir İktisat Kongresi'ni topla bak. İşte bu Osmanlıların borçlarını tasfiye etti. İkincisi kadın erkek eşitliği. Üçüncüsü sınıflar arasında denge, sosyal sınıflar arasında denge. Dördüncüsü bugün Cumhurbaşkanı'nın yeni bahsettiği hareketler üzerinden birçok şey. Peki. Bahsettiği gözü karartma. Atatürk onu nasıl ifade ediyor? Ey Türk istiklalinin evladı, işte vatanını savunmak zorunda kalırsan içinde bulunduğun şartları düşünmeyeceksin. Bu şartlar çok olumsuz anlamda tezahür edebilir. Bugün işte Tayyip Bey'in söylediği gözümüzü karartırız. Yani cumhuriyet bir mecburiyetti. Mecburiyetti. Cumhuriyet bir mecburiyetti. Batı Haçlı karşısında ayakta durabilmek için bir mecburiyetti. Cumhuriyet buydu. Bu 80 darbesiyle... AK Parti iktidarı döneminde... Geliyorum. Peki, 80 darbesiyle Atatürk'ün çizgisinden çıkıldı. Atatürk demek bağımsız ekonomi demek. İşte Özal 24 Ocak kararları. Küresel dünyaya açıldı Türkiye. İşte bütün sınırları, ticari liberalizm, ondan sonra 24 Ocak kararları, işte istikrar, fiyat istikrarı politikası, yüksek faiz, düşük kur, dışarıya borçlanma süreci. Özal nasıl demokrat oluyor? Özal 12 Eylül döneminin başbakanıydı. Rahmetli Hasan Celal Güzel'i ben tanıyorum, severdim de. Demokrasi kahramanı. 12 Eylül döneminin müsteşarıydı. Bakın. Erbakan Hoca. Ya bu sistemin içerisinde herkesin yetişmesi doğal değil miydi? Baba darbecilerin müsteşarısın, darbecilerin başbakanısın. Sen devlet hangi memurusun? Özgürlükten bahsediyorsun? Erbakan Hoca büyük Atatürkçüydü. Erbakan Hoca ne yaptı biliyor musun? Milli ekonomi. Milli ekonomi. O bir yılı okuyun. Türkiye'nin borçları bir kuruş artmadı. Gelmek istediğimiz yer neresi? Bak Erbakan. Peki. Erbakan ayrı bir ekonomi yarattı. Erbakan ekonomiyi Haçlılara vermedi. Tamam. Ondan sonra ekonomiyi Haçlılara da açmadı. Yabancı sermayeye göbekten bağlanmadı. Ondan sonra yani böyle o anlamda Atatürkçüydü. Erbakan, Atatürk ne demek? Kadın erkek eşitliği demek. 28 Şubatçılar ne yaptı? Veya 12 Eylülcüler ne yaptı? Kadın erkek eşitliğini önüne set çektiler. Ne oldu? Başörtülü. Kızları okula alma bak. Başörtüsü bir cinsiyet ayrımcılığıydı. Bu anlamda Erbakan Hoca büyük bir Atatürkçüydü. Siz bakmayın o eskiden komünizm çökünce birdenbire Atatürk'e sarılan, Müslüman düşmanlığı yapan o çağdaşlara falan bakmayın. Yani siz işin esasına bakın. Ondan sonra 2001'de ne oldu? Bizim MHP iktidar koalisyonu ortayken birçok işletme yabancılaşmadı. Özelleştirmeye karşı çıktı bizim bakanlar. Oradan sabit kur sistemi de uygulanıyordu. Operasyon kolaydı. Bir operasyon yaptılar. Efendim iktidar düştü. MHP'yi oyun dışı, koalisyon dışında tutmaktı hedef. Ne oldu? Bir dizayn yapıldı. İsmail Cem, Kemal Derviş Peki hocam. Bir saniye. Ondan sonra Bahçeli muhteşem bir karşı atakla. Bak Türkiye'de uluslararası planda Türkiye'nin oyunculuğunun sebebi Bahçeli'dir. Muhteşem bir karşı atakla erken seçim kararı aldı. AK Parti iktidara geldi. Tamam. AK Parti iktidar olunca Amerika'nın eski vesayet odakları AK Parti iktidar yapmadılar. Tamam. AK Parti iktidar olabilmek için başka da çaresi yoktu. İşte Erbakan Hoca... AK Parti'yi çok itham içerisinde... Bakın Erbakan Hoca en ağır lafları AK Parti'ye karşı yapmıştı. Eğri oturarak doğru konuşalım. Vefat etmeden önce. Adam ölüm döşeğinde bile bu işe karşı çıkıyordu. Ondan sonra gittiler Batı'ya neyi söz verdiler? Ekonomiyi size vereceğiz dediler. Tamam mı? Verdiler mi? Verdiler. Tamamını verdiler. İmzalarda sizin imzanız var mı? Bir saniye. Neye göre verdiler? FETÖ'yle beraber olup bu
vesayetçilere, Amerika'nın eski vesayetli, onlara yerli vesayetçi demeyin, yerli falan değil. Hı hı. Eski vesayetçilerini FETÖ ile beraber engellediler. Ya 84 yıllık geçmişi gelip ondan sonra gidip yıkmak mı? Amerika'ya ekonomiyi küresel ekonomiyle entegre edeceklerine dair söz verdiler. Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Hı hı. Ben ülkemi pazarlayacağım dedi. Hı hı. IMF ile epey süre IMF politikalarını devam ettirdiler. Hı hı. Yüksek faiz, düşük kur. Bağımsız Merkez Bankası. IMF'nin biliyorsunuz 50 milyon dolar vermemek için bile de günlerce ondan sonra ne oldu biliyor musunuz? Bekleyenler vardı. IMF ile anlaşma yapılmayınca. Tamam, IMF ile anlaşma yapılmayınca bunlar el altından güya Amerika'yı kandıracaklar. Hı hı. Araplarla falan böyle milli bir ekonomi yapı oluşturmaya kalktılar. 15 Temmuz o yüzden oldu, tamam mı? 15 Temmuz böyle AK Partililer kendine mal etmiş. Bir başka baba yiğit. Ben oradaydım. Çıktı. 15 Temmuz'da peki. Sayın Devlet Bahçeli. Bir başka çıktı. Baba yiğit niye yoktu da Tayyip Erdoğan diye yükseldi? Bir şey söyleyeyim. Peki. Bu işi Erbakan, Tayyip Bey yapmasaydı Türkiye ekonomisini batıya teslim. Yapmasaydı. Öbürleri zaten yapacaktı. Öyle mi? Tabii. Alternatif peki. Kimdi? Şeydi. Hüsamettin Özkan, İsmail Cem. Onlar Ecevit'in ayağını kaydırmak için çok uğraştılar. Ondan sonra ekonomiyi teslim ettiler. Ondan sonra ekonominin önemini anlayamadılar. Küresel sermayeye göbekten bağlandılar. Türkiye'nin şu anda 700 kısaca milyar... Kısaca diyorsunuz ki biten bir ekonominin özellikle de AK Parti'nin döneminde ne derler? Peşkeş çekilen bir süreçle... Peşkeş çektiler. Peki. Bak çok, son çok olarak şunu ederim. Söyleyeyim. Tamam. Seyircilerimiz... Hocam fazla zamanımız kalmadı. Tamam ben son olarak. Konuklarıma asrın geçireyim. Komedisi 3 oldu bugün. 3 oldu. Asrın komedisi 3. Asrın hakikaten komedisidir. Birisi... AK Parti'nin kendini bırakıp diğer yapıları FETÖ'cülükle suçlaması. Hı hı. İkinci asrın komedisi yolsuzluklar konusunda AK Parti'nin kendini bırakıp diğer yapıları suçlaması. Hı hı. Kılıçdaroğlu'na kadar. Üçüncü komedi de bugün hı hı. Gördüm ben üçüncü komedi. Bunu mu anladınız? Bir terör örgütü 2012'ye kadar terör örgütü değil. Size dokunduğunuz an anayasal suç düzenlemesinde terör örgütü ilan edilmemiş. Şimdi ve PKK, 50 PKK. Yıl. Avrupa Birliği Sayın Seyfettin hemen size sormak PKK'yı, istiyorum. PKK'yı tanımasa ben de cevap Sayın veriyorum. Peki. PKK'yı tanımasa hı-hı. Hukuken PKK terör örgütü değildir dese hı-hı. PKK terör örgütü olmaktan çıkacak. O çok övdüğünüz övgü yapılar iktidarlar neden bu FETÖ ile ilgili mücadele etmedi? Beyefendi bakın ben biliyorum İstanbul Üniversitesi'nden biliyorum. Ya FETÖ'cüler zaten... atıldığı zaman AK Partili belediyeler hemen onlara yapışırdı FETÖ. O subaylara. Hı-hı. Başkan yardımcısı onlar yapardı. Onlar değildi bakın tekrar. Ondan sonra... Onlar değildi FETÖ'cü adı altında. FETÖ'cüler biliyorsunuz. Ya 2003'te Milli Güvenlik Kurulu karar aldı. FETÖ ile mücadele kararı aldı. Sayın Abdullah Gül çıktı dedi ki bak, biz bu kararlara uymayacağız dedi. Sayın Seymen. 3 tane komedi yaşadık bakın, bugün. Sayın Seymen hedef saptırması yapıyor. Bu raporlarıyla... Ben ama siz moderatörlükten öte bak, taraf değil bu, doğruları söyleme bu, adına bu yanlış. Moderatörlüğü izleyici... şeye benziyor. Tayyip yo, Bey'le benim, bir ara benim bir moderatörlüğümü kimin nasıl benzettiği çok iyi bilir. O izleyicilerimizin hani, takdirine Tayyip bırakalım Bey, ama moderatöre dedi, kalkıp senin moderatör ulusalcılık adı altında kripto FETÖ'cülerin yapılanmasını aklamak için o halde kendinde bulmanızı şaşırıyorum. Bugün Tayyip Bey FETÖ'yü getirip asla söz vermişsiniz. Saat 0.15. Eyvallah. Moderatörlüğünüz bravo. 30 sene sonra diyecekler ki biz mübarek insanı astı. Vay peki, Tayyip Erdoğan tamam, diyecekler. Peki tamam teşekkür tamam, ediyorum. Arkadaşlar şahıslar üzerine peki. Analiz yapmanın hiçbir anlamı yok. Peki çok teşekkür yani, ediyorum. Biz olayları olaylara analiz ediyoruz. Hak ve hukuk adaletinize iyi. Seyircilerimize hayırlı çok akşamlar. Çok ironik bir durumda bu akşam şahit olduk. Yani sizin yani, moderatörlüğünüzde işte Tayyip Bey'in peki, moderatörü gibi. Şu tamam bir durun daha mübarek bir durun ya. Peki. Sayın Tarakçı, şimdi tartışmayı evet izleyicilerimizden özür diledik. Tekrar ifade edelim, özür dileyelim. Özellikle maksadını aşan konularda ben büyüklerimin adına da affına sığınarak da böyle bir tatsız, nahoş bir olay olduysa tekrar programın adına da özür diliyorum. Cumhuriyet'ten bugüne geldiğimizde yerel yönetimlerle ilgili konuyu konuşuyorduk ama Atatürk'ü geldik. Erbakan'la eşdeğer veya Erbakan'ın Atatürkçü olması vesairesi konularına kadar, ekonomiye kadar gittik. Yerel yönetimler kısmında tartışıyorduk. AK Parti iktidarı döneminde gelişen sosyal ekonomik boyutuyla demokrasi, yani çok siz bunu programlarda savunuyorsunuz. AK Parti'nin 2002 yılında kurulması Türkiye'de bir dönemin aslında başlangıcıydı. Geldiğimiz noktada özellikle FETÖ ile ilgili mücadelede ve programın içerisindeki tartışma konusuna baktığımızda nedir bu durum veya gerçekten böyle bir kutuplaşma nereye gidiyor? Kimler bu kadar kışkırtıyor veya ayrımcılık yapıyor?
Şimdi öncelikle seyircilerimizden hepimiz adına, ben kendi adıma da özür dileyim. Yani tartışmanın bir sokak ağzına dönüşmesi hoş bir şey değil. Bir saniye hocam lütfen. En aykırı düşünceler söylenebilir. Bu aykırı düşüncelere yönelik olarak da bir başkası makul açıklamalarını yapabilir. Ama ben öncelikle şunu söyleyeyim. Geçtiğimiz programda Murat'la da tartışmıştık. Özellikle ben bu yerel seçimlerde aday aday belirlenme sürecinde AK Parti içerisinde ciddi bir rahatsızlık olduğunu ifade ettiğimde kaynağımı sormuştu. Ben de kaynaklarımı söyleyemeyeceğimi ifade etmiş. Oradan bir gazetecilik tartışması yaşamıştık. Sonuçta bu şikayetlerden biriyle ilgili geçtiğimiz günlerde bir söyleşi bitireyim lütfen. Yok onun için söylemiyorum ya, konuyu başka bir yere getiriyorum. Geçtiğimiz günlerde şu anda AK Parti'nin etik kurulu üyesi olan Sayın Metin Künük'le, 3 dönem milletvekilliği yapmış olan Metin Künük'le bir söyleşi gerçekleştirdim. Bu söyleşi de Türkiye kamuoyunun gündemine oturdu. Akit'te kullandı Akit gazetesinde. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Niye? Parti içerisinde çok açık ve net bir şekilde söyleyeyim ki bugün aday adayları konusunda ciddi bir hoşnutsuzluk var, ciddi bir rahatsızlık var. Bunu içinde illa da hani kaynağını açıkla anlamında bir sokağa çıktığınızda AK Partili'nin gerçekten 2001 yılından itibaren içerisinde bulunmuş insanlarla konuştuğunuzda bunu görebiliyorsunuz. Sayın Künük'ün de söylediği, yani sokağın sesine kulak vermek, teşkilat dediğiniz şey sokakla yukarının bağlantısını kuran, sokaktaki rahatsızlıkları ifade eden, buna yönelik olarak da politika üreten bir yer teşkilat. Şunu kabul edelim ki bugün İstanbul açısından söylüyorum ki sadece İstanbul değil, Sayın Künük Türkiye'deki genel adayların belirlenmesinde bir rahat, bu Güneydoğu'dan tutun Doğu Anadolu'ya, Orta Anadolu'ya, Akdeniz, Ege, Karadeniz, her yerde bu tartışmalar yaşanıyor. Bu tartışmaların yaşanması normal mi? Tabii ki normal. Düşünün, bir yerde 30 tane aday çıkıyor, bir tanesi yapılıyor, 29'u bundan rahatsız oluyor. Bu normal bir şey. Normal. Ama ilk defa AK Parti içerisinde en önemli olay şuydu. İlk defa AK Parti tarihinde aday belirlemekte mesela adaylarla mülakat yapılmadı. Mesela çok basit bir şey söyleyeceğim. Yani eskiden aday adaylarını atıyorum 20 tane aday adayı çıkar. Bunlar 3'e 5'e düşürülür. İl bu adaylarıyla tek tek yapar. Sonra 3'ü genel merkeze gönderir. Genel merkezde bu insanlar teke indirilir ve doğal olarak da aynı zamanda sahada da araştırma yapılır. Kamuoyu araştırmalarıyla, partinin emek vermiş insanlarıyla, yani teşkilat içerisinde bulunmuş insanlarıyla, o sahada, o ilçede, o ilde bulunan kanaat önderleriyle görüşülür ve doğru bir isim konusunda en azından şey miyim? Ekrem İmamoğlu'nun ismini belirlerken kime sordular? Bak i̇şte, bilmiyorum. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben onu da anlatırım da şunu söyleyeceğim. Birlikte şimdi sonra şunu yani bitireyim İstanbul'dayım. Bitireyim lütfen. Yani şu açıdan söylemek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi yani şu AK Parti'nin en çok şikayet ettiği olay nedir? Bir baktığınızda 1923'ten bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti iktidarı seçimlere gitmemesi, 1946'da bir seçim yaşanıp bu seçimlerin sayılmaması derken açık hile yapılması, evet. 1946 seçimlerinde, 1950 seçimlerinde Demokrat Parti'nin iş başına gelme süreci. Bununla ilgili nedir AK Parti'nin eleştiri? CHP'nin döneminde valiler, CHP'li kaymakamlar, CHP'li bir parti devletinden söz edilir. Bugün aynısını yaşıyoruz. Yani şunu anlat. O kadar ağır mı ya? Bu kadar ağır. Nedeni şuradan dolayı bu kadar ağır. Bu dönem ilk defa 2019 yılında, yani bunu 2018 yılının sonu ifade edeyim. Adaylar belirlenirken partinin içerisindeki teşkilatın görüşleri doğrusunda adaylar belirlenmemiştir büyük anlamda. Parti kendi iç mekanizmasını çalıştırmadı. Çalıştırmadı, hayır. Partinin içerisinde dörtlü bir grup var. Sadece AK Parti'den mi bahsediyorsunuz? Diğer partilerden değil. Söz ediyorum beyefendi. Sadece AK Parti'den mi bahsediyorsunuz? AK Parti'den söz ediyorum. Adaylar, bunu ben konuştuğumda birilerinin tutmamasına, rahatsız olmasına gerek yok. Yani İstanbul'un Silivri ilçesindeki MHP'ye verildi. Silivri'den Tuzsunlar, Tuzla'ya kadar sorduklarında çok açık ve net. Ortada İstanbul'daki 6 adayın dışındaki tüm adaylar belli adaylar.
7 tanesi ilçe başkanı, 4 tanesi il yöneticisi, 6 tanesi bizzat yukarıda üst düzeyde bürokrat, anlatabiliyor muyum? Bak 11 tanesi eski belediye başkanısı, 3 tanesi eski belediye başkanının yer değiştirmesi. Ya AK Parti tarihinde 2004, 2009, 2014 yılında görülmeyen bir süreç yaşandı. Bununla ilgili olarak buradan dolayı ciddi bir rahatsızlık var. Gelelim şimdi CHP meselesine. CHP meselesiyle ilgili de aynı şey zaten. Yani teşkilatlar bundan herkes rahattır. Yani sonuçta CHP'yi eleştirme konusu, AK Parti zaten CHP'yi eleştirirken nasıl eleştirdi? Bürokratik, oligarşik, eski devletin vesaireçi bir siyasi partisi eleştirmiyor mu? Yani genel olarak. Orada adayın nasıl belirlendiği üzerinden AK Parti kendisine bir paye mi çıkaracak? Benim mesela... Hayır, AK Parti her ilde aday belirlenirken il başkanlıklarına genel merkezden genel başkan yardımcısı ya da temsilci düzeyinde birini gönderdi mi? Bak çok açık diyorum ki mesela ben size bir şey söyleyeyim. Biliyorum. İstanbul'da A ilçesi söyleyeyim yapılmadı size mesela. Büyükçekme mesela söyleyeceğim. Büyükçekmece mesela hiçbir aday adayıyla görüşülmedi. Aday adaylarından sadece iki tanesi Ankara Genel Merkez'e çağrıldı. Tamam. Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir iki adaya gidin orada Mevlüt Uysal'ı destekleyin, sorunu da çıkarmayın talimatı verildi. Kim onlar? Biri Recep Erol, biri İlker Gürbüz mesela. Mesela yine Avcılar'da bilmem 17-18 aday adayı vardı. Hiçbiriyle teşkilat görüşmedi. İşlerinde en güçlü, sahada güçlü olay adaylardan bir tanesi Gülhan Doktor çağrılarak sorun çıkarmamasına yönelik sessiz kalması talep edildi. Nasıl mesela sorun çıkaracak ki? Aday adayı seçmedik diyecek. Ama şunu, örneğin ilişkiye baktığımızda... Ben genel bak, bir yönle ilgili söyleyebilirim. İlhan Özaklı tepkisini gösterdi ama kendisi de aday gösterdi. Hayır yani. Ne olacak? Yani aday... Şunu diyorum ki yani... Parti normalden eskiden adayları mesela 2014 yılında atıyorum adaylar belirlenirken tekrar anlatayım. Hani Bilal'i anlatır gibi anlatayım bari de. Hani bir cümle açısından sonra özür diliyorum. Eskiden bu partide ya genel laf açısından kamuoyunda kullanıldığı için cümle açısından Kemal'i anlatır gibi. Tamam Kemal'i anlatır gibi. Ali'yi anlatır gibi söyleyeyim ya. Ali'yi anlatır Ali bizim gibi. Kıymetli bir değerimizdir Ömer gibi. Tamam ya Ali'yi anlatır. Biz Ali diyoruz. Tamam siz ya. De Ömer dediğiniz çözülür Ömer değil. Ömer'i anlatır gibi anlatayım o zaman. Ya hiç önemli değil. Hayır, Ali bizimdir Ömer de bizimdir. Tamam ya. Ali'yi kabul ettiğiniz Murat'ın. Gibi Ömer'i de kabul edersen sorun tamam, yok. Murat'ı anlatır gibi anlatayım daha kolay. Karşında anlaması açısından söyleyeyim. Yani, illa bir ki. Diyorum ki 3 yerel seçimde de aday adaylarıyla görüşülürdü. Kim görüşürdü? İl görüşürdü. Sonra bu aday adayları elenir 3'e, 2'ye, 5'e düşürülürdü. Evet. Sonra bu düşürülen 2-3 aday genel merkeze gönderilirdi. Orada mülakat yapılır. En son olarak da Sayın Erdoğan ya da en tepedeki adam sözünü söylerdi. Onları özellikle milletvekili yapmış. Sayın, bu dönem bu yapılmadı diyorum. Söylediğim olay bu. Şimdi buradan yola çıkarak özellikle bunu anlatırken ben mesela bir şey söyleyeceğim. Bu yerel seçimde çok absürt olacak, çok komple teorisi olacak. Hı hı. Ama bir şeyin tarihe bir not düşmek istiyorum. O not da şu. Murat Türkiye, Bey alsın o notu ama. Alsın tabii, konuşacağız burada. 2019'un 31 Mart'ından sonra Türkiye ekonomik olarak krizin en dibine vuracak. 2019. Bu yılın söylüyorum, Mart'ından sonra. Hı hı. Çok ciddi bir kriz. Çok büyük bir kriz. Kehanet de aynısını söylüyor. Kehanet değil. Bunu sürekli söylüyor. Dolar yeniden 7 liraya çıkacak. Eylül'de neyse onu da söyleyeceğim. Onu da söyleyeceğim. Bitireyim. İleri tarihte. Belediyeler maaş ödeyemeyecek duruma düşecekler. Tamam. Ne bildiğiniz bir şey mi var? Darbe çalışması. Bitireyim lütfen. Söyleyin. Maaş ödeyemeyecek duruma düşecekler. Ve bugünden çok kötü durumdalar şu anda AK Parti ile CHP'li belediye. Çok azdır ekonomik durumu iyi olan. Aslında belediyeler iflas noktasındalar. Bakın çok belediyeler iflas noktası. Belli. Gerekçesini anlatacağım. Bak, bitireceğim. Bitireyim lütfen. Bitireyim. 15 tane. Bitireyim. 15 bunu tane, niye anlatıyorum? 15 tane çöp konteynerini çalıp Sancaktepe'nin 15 çöp konteynerini çalıp Tankır'da bir belediyeye hediye ediyorlar. Yılında, borç batağındalar. 2019 yılında sonra 1 Nisan'da yerel yönetimlerin değişmesiyle beraber, hı hı, eğer Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin muhalefetin eline geçtiğinde bu belediyeler 89 yılındaki SHP'nin krizine dönüşebilir. SHP'li belediyelerin maaş ödeyemeyen içi eylemleriyle karşılaşan gerçekten ciddi bir 2002 iflas... yılının öncesinde bu ülke biliyorsun iflasın içinde iç savaşa doğru gidiyor. Ve aynı duruma gidiyoruz. İnşallah bilesin. Olmaz. Onu bir söyleyeyim. Böyle bir şeye giderse, böyle bir duruma giderse o zaman AK Parti'nin önünde çok güçlü bir koz olur. İşte CHP'li belediyeler ellerini aldılar.
belediyeleri batırdılar, sorun yaşadı. Efsane bir tespit. Bitiriyorum. Bakın şimdi başka bir batırdı da biz batırdık. Bitireyim şimdi. Adaylar kısmına gelecek olursa yani liyakat noktası gözetmedi mi? Ben liyakat meselesi olduğunu düşünüyorum. Mesela çok ilginç bir şey söyleyeyim. Tekrar burada söyleyeyim. Mesela avcılara bir yıl önce atanmış bir devlet hastanesi başhekimi aday yapıldı. Bu Mustafa Varank'ın köylüsü. Kim? Mustafa Varank Teknoloji Bakanı. Bakın açık isim veriyorum. Ama adam... Ve bu aday yapılan kişinin abi, o ilçede karşılığı yok. Bitireyim lütfen. Bir şey, ne olur bir şey söyleyeyim ya. Ya adam Siirt'in Pervari ilçesinden İstanbul Büyükçekmece'ye aday gösterilmiyor. Büyükçekmece'nin başhekimi Avcılar, özür dilerim. Avcıların başhekimi Avcılar aday gösteriyor. Bak Batman'dan Murat, doğru söyledim. Şunu anlatıyorum. Yani Avcılardaki bir adamı da Diyarbakır'ın herhangi bir ilçesinde aday gösterebilirsiniz. Tuhaf bir şey olmaz bu. Hayır ama ben bitireyim. Zaten ilçenin mensubunu aday gösteriyor. Bir yıl önce Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne başhekim olarak atarsınız. Bir yıl sonra da Diyarbakır'a belediye başkanı yapabilir. Abi, problem yok. Bitireyim. Sen bunu anlıyorsun. Anlıyorum. Bak işine geldi. Bitireyim. İşime geliyor ya. Çok da güzel pas atıyorsun. Şimdi sorun şu. Niye bunu söylüyorum ısrarla? O kentin tüm dokusuna, teşkilat dokusuna ters. 3 tane seçim kaybetti Avcılar'da AK Parti. Ve 3 seçimi de o teşkilatın ruhuna uygun adaylar gösteremediği için kaybetti. Kazanabileceği yer olmasına rağmen. Şimdi buradan yola çıkarak niye bunlar söylüyorum? Şimdi mesela baştan şeye girdiniz. Bu Venezuela meselesine girildi. İlginç bir şey bu yerel seçimlerle ilgili oradan da Türkiye'nin Maduro'nun yanında durması ile ilgili de 17 dakikadır tespit yapacağım. Tespitim şu. Konuşmadınız, izledim sizi. Olay şu. Solcular kahrolsun Amerikan emperyalizmi diyerek Maduro'nun yanında duruyor. Duruyor. Bir kısmı söyleyeceğim size. Bir kısmı AK Parti işte emperyalizm üzerinden okuyarak kahrolsun Amerikan emperyalizmi diyerek Maduro'nun yanında duruyor. Bir kısmı da olan AK Parti onu savunuyor diye solcular açısından söylüyorum. Ne yapsak yani savunsalar AK Parti ile yan yana düşmüş olacaklar diye de ne yapacaklarını bilmez bir haldeler. Ama kısaca bilgi vereceğim Sabri. Hı hı. Ama epey bilgi oldu. Avrupa'da Fransa, Almanya, İngiltere çok açık bir şekilde 8 gün içerisinde Maduro'ya süre verdiler. Tamam. Eğer tekrar bir seçime gitmezlerse tanımayacaklarını ve Demokratik Avrupa'nın şeyleri. Yok, hayır lütfen başka bir tespit yapacağım lütfen. Şimdi Maduro kim? Maduro Chavez'in yol arkadaşı, sırdaşı. Chavez kim? Hani savunuyor ya bu AK Partili arkadaşlarım açısından söyleyeyim. 1992 yılında yarbayken darbe girişiminde bulunmuş darbeci bir asker. Ve darbeci asker daha sonra seçimlere katılmış, %56'nın üzerinde bir oyla kazanmış ama darbe yapmaya kalkışmış, hapis cezası almış. Daha sonra onun yol arkadaşı, sırdaşı Chavez, sırdaşı Maduro ülkeyi batak bir hale getirmiş. Çok ilginçtir. Batak da tesadüf. Söyleyeceğim. Peki. Daha sonra şeyde 29 oldu. 21 Mayıs 2018 seçimlerinde muhalefet seçimleri boykot etmiş. %46 ile seçime gitmiş. %46 ile girdiği seçimin %67.7 noktasıyla seçimleri kazanmış bir şey. Şimdi çok ilginçtir. Venezuela'da seçimler yapılırken 21 Mayıs'ta halka kırmızı çadırlar kurulmuş. Denilmiş ki oy kullananlar kırmızı çadırlara gitsin. Kendilerine yardım verilecek. Aynı zamanda da Maduro'nun partisine oy verenlere de sonra da ikramiye verilecek. Açık açık kurulmuş bu. Çok açık bir şekilde. Peki. Yani niye bunu anlatıyorum? Şimdi öyle bir nokta ki Maduro meselesi iki ucu bilmem neli bir mesele. Ama özelliği şu. Sayın Erdoğan ve Türkiye çok açık 1950'den bu yana siyasal iktidarların tamamı meşruluğunu milletten alıyorlar. Ve milletten alınma konusunda AK Parti'nin yaşadığı deneyimler var burada. Vesayeti
geriletmesinin en önemli nedeni ve hala AK Parti'nin tek meşruiyet kaynağı Sayın Erdoğan'ın en önemli meşruiyet kaynaklarından bir tanesi seçimlerdir bu ülkede. Ve şu açıdan söylüyorum. Maduro zamanı hep yaştınız. Türkiye karşılaştırması açısından gelinen noktada Maduro'nun yanında durmak bir demokratlık falan değildir. Birincisi bu. Antidemokrat. Bu aynı zamanda Maduro'ya karşı çıkarken Amerikan emperyalizmin ve Amerika'nın yanında da durmak değildir. Her zaman hayatın içerisinde üçüncü bir seçenek vardır. Ben o üçüncü seçeneğin yanındayım. Türkiye açısından da üçüncü bir seçenek. Kim ki milletin oylarıyla seçilmiş bir iktidara yönelik olarak gayrimeşru yöntemlerle 17-25 Aralık'ta o gün FETÖ terör örgütü denilmiyordu ama paralel devlet deniliyordu. Çok açık. Doğrudur. Paralel devlet de hukuk dışı bir kavramdır. Çok açık. Paralel devlet diyorsunuz. Yani o açıdan benim geldiğim nokta bu yerel seçimler Türkiye'de AK Parti'nin 31 Mart akşamı oy yüzdesinin %35'lerde kalacağını ve bu 35'lerin de %35'lerin de aynı zamanda Türkiye'de devleti. Çünkü onun aslında Türkiye'de seçimlerin yapıldığının hemen ertesinde bu stüdyoda yukarıdaydı stüdyomuz. Mutlaka Türkiye'de bir yıl içerisinde bir genel seçim yapılacağı tespitinde bulunmuştum. Bu yerel seçimler sonrası Türkiye yeni bir genel seçim hazırlanacaktır. Peki, teşekkür şimdi ediyorum. Söyleyeyim, bakalım cevap ne çıkar. Buyurun. Ondan sonra değerli resim. Suriye hareketi yapılacak mı? Şimdi diyor ki Şimdi yapılacak mı seçim? Juan Guaido şu an ABD'nin ve Avrupa'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın tanıdığı özellikle Fransa ve ABD bastırıyor. Meclis Başkanı'nın sözü diyor ki askerler eğer darbe yapmak isterlerse bilsinler ki darbeden sonra onları yargılamayacağız. Yani şeyi devirirlerse. Önünü açıyor. Şu Maduro'yu devirirlerse bakın yargılamayacağız. Yani hani Chavez'i diyorsunuz ya aslında Chavez'in karşısında demokrat olarak nitelendirilen adam askerlere darbe yapın diye yalvarıyor. Bakın yapmazsanız askerler da maaşlarınız bittikten tabii yaptıktan sonra da maaşlarınız bittikten sonra bu hükümet büyük bir ekonomik kriz gelecek diyor Ali Bey'in söylediği gibi. Maaşlarınızı alamayacaksınız ben o zaman sizi göreceğim diyor. Bu bir. Fransa Macron diyor ki ben diyor buradan şeye sesleniyorum Maduro'ya sesleniyorum diyor. Ülkenin halkının sesine kulak ver siyasetten çekil diyor. Üç haftadır aşağı yukarı şeyde eylem var. Bir haftadır da ciddi anlamda tırmanmış durumda değil mi Venezuela'da? Fransa'da aylardır eylem var. Aylardır binlerce insan sokakta. Geçen hafta 140 bin kişi sokağa döküldü. Macron istifa diyor. Macron bırak diyor ama Macron çekilmiyor. Şimdi Venezuela'ya 8.900 kilometre ötedeki bir ülkenin iç işlerine Fransa'dan karışma hakkı gören Macron kendi ülkesinde Elize Sarayı'na hapsolmuş durumda. Önünde araçlar yakılıyor, yıkılıyor, yağmalıyor. Hatta bizim Müslümanlar diyor ki yapmayın haram diyor. Buna rağmen bunlar yakılıyor, yıkılıyor. Macron bu durumu görmezden geliyor. Yani burada biz istikametimizi çizerken Maduro çok iyi bir adamdır. Maduro inanılmaz bir, biz Maduro'nun kefili değiliz. Ama dönüp baktığımızda ABD ve ABD'nin müttefiklerinin bir konuda çıkarı neyse biz onun karşısındayız. Bizim için lehte gören Abdülhamit Han'ın dediği gibi ben İngiliz ve Rus elçisini çağırıyorum. Onlar ne söylüyorsa demek ki bunlar yanlıştır diyorum. Deyip Resul Hocam'a devrediyorum. Resul Peki, Hocam çünkü kısa oldu Resul Hocam. Hepiniz sessiz kaldınız. Buyurun. Estağfurullah. Öncelikle biraz önceki fasılda Recep Bey'le yaptığımız karşılıklı tartışmadan dolayı ben seyircilerimizden özür diliyorum. Yani benim tartışma stilim o değil. Fakat benim konuşmam sırasında her sözüme müdahale ettiği için müdahalenin ne olduğunu anlasın diye yaptım. Eyvallah. Eğer kırıcı bir şey de söylediysem şimdiden de özür diliyorum. Öyle bir şeyimiz yok. Yani insanları kırmak, hakaret etmek gibi bir anlayışımız asla olamaz. Eğer öyle bir söz çıktıysa da açıktan özür diliyorum canlı yayında. Eyvallah. Şimdi diğer konulara gelecek olursak. Ali kardeşim aday belirleme sürecindeki aksaklıklar üzerinde Külünkü'de gönderme yaparak bazı şeyler anlattı. Ben aday belirleme hususunda sadece AK Parti'nin değil, Türk siyasetinin siyaseti tabana yaymama konusunda büyük bir eksiklik içerisinde olduğunu görüyorum. Bunu
herhangi bir partiyi dışarıda tutarak değil. AK Partisi de, CHP'si de, MHP'si de tamamı maalesef bugün 80'den sonra gelişen merkez yoklamasıyla aday belirleme sisteminden dolayı seçmene, doğrudan seçmene, halka sorarak aday belirleme yöntemi uygulanmıyor. Ve her parti kendine göre bir sistem geliştirmiş. Ona göre bir isabetli adaylar da olabilir, isabetsizler de olabilir. Bunun sağlamasını 31 Mart akşamı hep birlikte göreceğiz. Seçmen hakikaten veto mu edecek, oy mu verecek, onu orada göreceğiz. Ama tekrar ediyorum, aday belirleme süreci Türkiye'de bütün siyasi partilerde ideal demokratik yöntemlerle yapıldığını söylemek çok zordur. Maalesef yapılamıyor. Bunu sadece AK Parti adaylarını ve AK Parti'deki aday belirleme sürecini anlatarak konuşmak biraz AK Parti'ye karşı muhalefet gibi görünüyor. Şimdi tek parti dönemiyle AK Hocam, Parti dönemi... Hocam bir şey ekleyeyim mi? Buyurun. Ekrem İmamoğlu'nun durumuyla ilgili bir cümle evet CHP'de de böyle deyip AK Parti'ye 30 dakika yer ayırmak bence evet o söylediğiniz şeyi oluşturuyor. Yani tarafsızlık değil burada değil. Bir taraf olduğunun açık evet. kanıtı diyelim. İktidar partisi çünkü AK Parti. Evet. Muhalefet de iktidar adayı biraz da onu konuşalım. Onu konuşuruz. Adayı onu nedir mesela icraatı nedir? Onu da söyleriz Murat. Evet peki. Her neyse. Oturun bir evet. CHP'yi şimdi, konuşalım sadece. Evet. Moderatörü söyle. Bu CHP tek parti dönemiyle AK Parti dönemini kıyaslamak da bence çok isabetsiz bir kıyaslama. Neden? Çünkü CHP döneminde, tek parti döneminde hiçbir serbest seçim yapılmamıştır. Hiçbir siyasi parti ortak edilmemiştir. O dönemde eğer bir il valisi aynı zamanda CHP il başkanıysa bugünkü AK Parti dönemindeki valiyle mukayese etmek son derece yanlıştır. Çünkü bugün eğer AK Parti herhangi bir hata işliyorsa, işlemese bile muhalefet o hatayı gayet açık bir şekilde hakarete varacak derecede AK Parti'nin yüzüne vuruyor. Canlı yayınlarda söylüyor. Hatta bu yüzden yüz binlerce, milyonlarca liralık da muhalefet tazminat ödüyor. Hı hı. Şimdi CHP dönemindeki baskıcı sistem ile AK Parti dönemindeki özgürlük sistemini, özgürlük ortamını mukayese mümkün değil. Bir tutmak bir doğru değil. Değil mümkün diyorsunuz. Değil. Peki. Doğru. Doğru değil. Şeyle ilgili Venezuela meselesine gelince arkadaşlar, Venezuela 303 milyar varillik petrol rezerviyle dünyadaki en zengin petrol ülkesi. Doğru. Fakat %20. Dünyadaki petrol rezervinin %20. Yani devletlerin en zengini o. Tabii. Yani Suudi Arabistan'dan falan hepsinden daha zengin. Total. Fakat teknolojisi, altyapısı bu petrolü çıkarmaya, işlemeye yetmiyor. Ve ihraç etmeye yeterli olmadığı için hep yabancı kuruluşlar. Evet. Kısmına. Venezuela yani zengin fakat fakir bir ülke kurumunda. Bununla birlikte gelirinin %95'i petrole dayalı. Ve bu petrolün de en büyük alıcısı Amerika Birleşik Devletleri. Hatta hatırlayacaksınız dündü galiba. Açıklama. Amerika Birleşik Devletleri petrol borcunu Maduro'ya değil, meşru hükümete değil, muhalefet liderine göndermenin çalışmasını yapıyorlar şimdi. Alacağını vermem demiyor da parayı muhalefete göndereceğim demeyi getiriyor. Şimdi 2014 yılına kadar Venezuela'da pek sıkıntı yoktu. Ama 2014 yılından itibaren petrol fiyatları düşmeye başlayınca bir ekonomik kriz baş gösterdi. 2014 yılında 11 bin dolar olan fert başına düşen gelir 2018'e gelindiğinde 3 bin dolara düşmüştü. Ve enflasyon %1 milyona kadar fırlamış bir vaziyette. Bu durumu Amerika Birleşik Devletleri istismar etti. Maduro döneminde biz Maduro'yu falan savunduğumuz yok. Ama Amerika Birleşik Devletleri özgür bir, müstakil bir devlete karşı baskıyı Maduro döneminde artırmaya başladı. Ve biliyorsunuz şu andaki mevcut muhalefet lideri olan 35 yaşındaki zat da Washington'da Amerika'nın
kendisi fakir bir çocuk olmasına rağmen Amerika imkanlarıyla okutulmuş, beslenmiş, oraya gönderilmiş. Aynı bizdeki yani FETÖ örgütlenmesine benzetmeyelim ama yani siz Kemal Derviş dediniz ya galiba arkadaş, oraya vazifeli gibi gönderilmiş kukla bir şey var. Şimdi Amerika'ya, biz burada Amerika emperyalizmine birçok eylemde karşı bulunmuş aynı zamanda. Tabii ki canım. Ama bir saniye burada bir ekleme yapayım. 2015 seçimlerine muhalefet kazanmış ve 2017 yılında muhalefetin kazandığı meclis Maduro tarafından feshedilmiş. Yani şimdi bu gerçeği görmek gerekiyor. Ortalıkta bir kere feshedilmiş bir meclis var. Seçimler meşru bir seçimi yok sayan bir devlet başkanı var. Şu anda mecliste yine muhalefet ittifak etmiş ve çoğunluktadır. Dolayısıyla meclis başkanına seçilen zat da muhalefetin adayıdır, iktidarın değil. Her neyse, oradaki detaya girmeye gerek yok. Şu anda görünen manzara şudur. Amerika Venezuela'ya bir şey dayatmaktadır. Yanlış bir şey olmasın yani. Emperyalist bir amaçla orayı efendim seçilmiş bir başkan. Ha, o seçimlere gelince yani şimdi evet %46 katılım olmuştur ama demokratik ülkelerde seçimlere katılmayanlar katılanların oyuna rıza gösterdiğinin boykot var orada, onu söyleyeyim. Boykot da olsa, boykot da orada olsa seçim var. Bakınız Amerika Birleşik Devletleri'nde de katılım bir üçüncü ülkenin, ikinci ülkenin kalkıp iç işlerine karışma hakkı olmaz. Sabri Bey, tabii ki yok. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bile genelde katılım %50 civarındadır. Doğrudur. Düşün. Seçilen başkan da %50 kadar bir oy alır. Yani genel seçmenin %25'i kadar bir oyla seçilir. Ama hiç kimse Amerika'da başkanın seçim meşruiyetini tartışmaz. Ali seçim meşruiyeti. Ben boykot diyorum. Bakın, boykot. Boykot sandığa bilinçli gitmeme. Ali bakın Bey, yani diyor ki ben bu seçimlere protesto ediyorum, HDP, muhalefet protesto. Bakın, HDP, ama diğer dediğiniz ben oy kullanmıyorum diyor. O da bir vatandaş. Ali Bey, ben HDP, ben seçimleri boykot ediyorum dediğinde Diyarbakır'da AK Parti'nin adayı kazanırsa bundan sonra AK Parti'nin adayını tanımıyorum, belediyesine gitmem, bu rejimi tanımıyorum. Bu tabii bu şey yani tanımamak da bir haktır. Ya, o da bir ama tanımamak demokratik bir tavırdır yani. Tanımamak zorunluluk. Demokratik bir tavır. Tanımak zorunluluktur. Demokratik bir tavır. Biz yani düz bir mantıkla baktığımızda Venezuela'da müstakil bir ülke, seçilmiş bir başkan, bir seneye yakın 9 aydır orada iktidarda, yeni yemin etmiş, meşruiyetini tartışmalı hale getirip onu yok saydım ben filanı meşru kabul ediyorum diye Amerika'nın, Güney Afrika ülkelerinin, Avrupa Birliği'nin yok 8 gün içinde de seçim kararı alması bize tanımayız gibi, bu tamamıyla darbe girişimidir. Tabii canım. Yani bizde 17-25 Aralık'taki yargı darbesi neyse şu anda Venezuela'da yapılan da aynı darbe niteliğindedir ve biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak sağcısı, solcusu, İslamcısı ayrımını bir kenara bırakın, darbelerden çekmiş ülkenin, çok çekmiş ülkenin vatandaşları olarak oradaki bu darbe girişimine karşı durmamız insani bir durumdur ve eğer söylenecekse demokratik bir tavırdır. Hı hı. Yoksa biz ne Maduro'nun kara kaşına, kara gözüne, evet, ne de Amerika'nın şeyine. Çünkü bir de tabii şimdi Amerika'nın şu anda bizimle de büyük problemleri var. Suriye meselesini konuşacaktık. Oraya hiç giremedik. Suriye'ye hiç giremedik. Evet. Girmeyelim. Ama vakitte programda sonuna ilerledim, doğru geldik. Ben evet, bir iki cümleyle Sayın Seymen'e söz vereyim. Şimdi çok teşekkür ederim. Arkadaşlar hep tek parti dönemi, CHP'nin tek parti döneminden bahsediyorlar. Hı hı. O dönemlerde dünya bütün ülkelerinde tek parti vardı. Çoğulcu bir rejimin, yönetimin olduğu hiçbir ülke yoktu. Bütün dünyalarda tek parti vardı. Fakat AK Parti'nin bu zamandaki yönetimi hakikaten bizim o cumhuriyetin ilk yıllarındaki tek parti rejimini andıran çok unsur var. Ona nedir orada sizi rahatsız eden ne? He? Canım o dönem dünyada... Hayır, AK Parti iktidarı döneminde böyle bir tablodan örnek... Şöyle, ben onu şuna, Türkiye'nin yaşadığı olağanüstü şartlara bağlıyorum. Hı hı. Yani inşallah normalleşirse bu coğrafya... Bunca ihanet, normale bunca... Düşer, normale dönerse bu coğrafya, hı hı, AK Parti de diğer ama partiler... Birileri zaten sizin normale dönmemeniz için uğraşıyor. Yani tek parti referansı yapılıyor da ilgili dönemde dünyada bütün ülkelerde tek parti vardı. Yani çok partili olan ülke yoktu. Şimdi bu arkadaşlarımızın söylediği kadarıyla mahalli idareler seçiminden çok umutlu olmadıklarını anlıyorum. İşte mahalli idareler seçimi kaybedilse bile meşruiyet problemi çıkmaz.
onun endişelerini... Sizce çıkması mı gerekiyor? He, bence inşallah çıkmaz. Çünkü bu dönem kritik bir dönem. Türkiye olağanüstü bir dönemde. Sayın Tosun ifade etti, dedi ki bakın başkanlık sistemine... Arz edeyim. Peki. Evet, AK Parti hükümetini bir felaket olarak görenler var. Ben de kısmen öyle görüyorum ama... Felaket olarak görüyorum. Evet, Türkiye'de siyasi istikrarsızlık daha büyük bir felakettir. İşte onu görmüyorlar. İlla Tayyip Erdoğan gitsin diyenler onu görmüyorlar. Yani sanki bu mahalli idareler seçiminden ümitsizlermiş gibi. İnşallah bir meşruiyet problemi çıkmaz. Çünkü Türkiye çok olağanüstü bir dönemden geçiyor. Siyasi istikrarsızlık kaldıramaz. Son bir hususu arz edeyim. Suriye konusuna bu artık vatan meselesi, meşru müdafaa meselesi. Suriye konusuna girmeyelim hocam. Yok çünkü girmeyeceğim. Peki. Eğer bunu yapmazsa AK Parti bu Suriye hareketini, PKK ordu haline geldi, terör örgüsü olarak. Fırat'ın doğusuna yapılacak olan operasyonu mu diyorsunuz? Yani bu Suriye, evet. Bu Suriye hareketini yapmazsam seçimlerde ben kendi adıma söyleyeyim oy vermem. Bu hareket yapmazsa AK Parti'ye oy vermem. Peki, oy çok MHP'li, MHP'li seçmen için de kriter MHP'li bu olacak diye düşünüyorum. MHP'li hocam. Son bir arz edeyim. İyi Partili hocam. Arkadaşlarımız MHP'li. Seyircilerimizden özür dilemekte son derece haklılar. Ben siz dilemiyor musunuz? Ben özür dileyecek bir şey yapmadım. Seyircilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah yardımcılar olsun. Peki. Bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Ben özellikle programın sonuna gelmişken konuklarıma her birisine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eyvallah. İzleyicilerimizin de tekrar affına sığınıyorum ama şu çok önemlidir. Belli bir yaşa almış insanlar, özellikle titrisi veya akademisyen olan insanların kullandığı dil noktasında canlı yayında sizler de izlediniz. Birçok izleyicimiz de sosyal medya üzerinden haklı eleştirilerini ifade ederken biz özellikle burada rakip sahadayız. Sayın hocam, Profesör Doktor arkadaşlar programın sonuna geldik, özür diliyorum. Bir mecburiyet. Bu milleti ayakta tutmak için bir mecburiyettir. Zorunluluktur. Akademisyen olmak böyle bir şey. Tayyip Fethullah Efendi'yi asla var ya, ne olur biliyor musun? 50 sene sonra Tayyip Atıf Hoca'nın kanı ellerinde bunlar. Alemi Fethullah'a asla olur. Peki, çok teşekkür ederim Sayın Sayın. Ben özellikle izleyicilerimizin birçok sorusu var. Bizi neden dikkate almıyorsunuz? Niye haddini aşanlara gerekli olan cevabı vermiyorsunuz? Ben burada haddini bildirmek zorunda değilim. Herkese belli bir saygım var ve farklı fikirlerden, düşüncelerden herkese saygımız olduğu gibi, bu akşam da olduğu gibi bu anlamda özellikle sizlerden tekrar özür diliyorum. Sizleri dikkate alıyoruz. Bu anlamda eğer bir Türkçe lisan olduysa ben tekrar özür dileyerek efendim hayırlı geceler diliyorum.